Sayın Ben İdaresi Başkan Yardımcım, Sayın TYK İl Müdürü Yardımcım, Sayın Oda Başkanım, Sayın Meslektaşlarım ve Değerli Aileleri, Sayın Basın ve Değerli Hocam Sayın Muhammed Arkent. Odamızın Bayan Komisyonu'nun düzenlediği sunumunu kişisel gelişim uzmanı Muhammed Arkent'e yapacağı Hitabet Eğitimi ve İmaj Yönetimi konulu konferansımıza hoş geldiniz. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Ozbay'ı kürsüye arz ediyorum. Sayın Vergi Dairesi Başkan Yardımcı, Sayın SGK İl Müdürü Yardımcı, değerli meslek mensupları, saygılar, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Dünkü yapmış olduğumuz Cumhuriyet'e giden süreçle ilgili sunumda odamızda katılan arkadaşlar 100 kişi civarındaydı. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Biz daha fazla katılım bekliyorduk. Burada yapılan saat 14'te başlayan ayrı bir toplantı vardı. İnşaatlarda KDV ile ilgili, vergilendirme boyutuyla ilgili. Meslek mensuplarımızın bir kısmı da mecburen buraya katılmışlardı. Ondan dolayı sayı istediğimiz kadar değil ama çok verimli geçti. Hocamızın bize geri dönüşümü de toplantı sonrasındaki kokteyle geçtiğimizde şöyle oldu. Çok arkadaşımız da bunu paylaştı. 70-80 kişi orada bulunan kişiler bir kişi dahi salonu terk etmedi 2 saat boyunca. Bu da şunu gösteriyor ki demek ki doğru yoldayız. Sevgili meslek mensubu arkadaşlarımız, her bir meslek mensubu biz demek, ben demek, bizler demek. Mesleğimiz için yıllardır hep birlikte çalışıyoruz. Mesleğimizdeki her bir katkıyı yıllardır faydalı bir hale dönüştürebilmek için pek çok engellerle karşılaşıldı ve bu engellerle karşılaşılmaya da devam edilecektir. İleride imza atacağımız pek çok projede sağlam durup kararlı olacağız. Cesaretin diğer yüzü kararlılıktır. İkisi birbirinden ayrılmaz ve aynı zamanda beraber gelişir. Mesleğimiz için yapacağımız imzalı işler için birliktelik önemli etkendir. Bir bütün ufak parçalardan oluşur. Bir yemeği bile tek lokmada yiyemezsiniz. Bu bir köprünün inşası iki ufak parçanın birleştirilmesiyle başlar. Hiçbir şey hayatta zor değildir. Yeter ki parçalara ayrılsın, herkes bir şeylere omuzlasın, her bir parçadan ayrı işçilik, ayrı sanat vardır. Bu sanatta bizim mesleğe gelirken kat ettiğimiz, kat etmeye devam edeceğimiz yoldur. Bilindiği üzere mesleğimiz yarının ne getireceği belli olmayan kanun, mevzuat, yönetmelik gibi hukuki işlemlerle yürüyen bir meslektir. Bu geminin alabora olmaması için sürekli yürümesi, hep birlikte yürüyüp bağlarımızı güçlendirip devam ettirmeliyiz. Mesela doktor olan serbest meslek mensubu arkadaşımız kalp uzmanı olduğunu düşünürsek aynı damarın üzerinde çalışıp durur. Fakat bizim meslekteki renk cümbüşü farklıdır. Her renk ve her çiçeği görmek mümkündür. Mesleğimizde, özel hayatımızda kendimizi ifade edebilmek önemlidir. Kişinin ne bildiği önemli değildir, kendisini karşıya ne kadar ifade edebildiği önemlidir. Hayattaki başarı da tabii ki kendimizi ifade etmekten geçmektedir. Oda olarak üyelerimizin sosyal hayatına yönelik eğitimlere önem vermekteyiz. Sosyal hayata daha fazla katılım için bu eğitimlere devam edeceğiz. Bunun yanında mesleki konularda da eğitimlerimiz devam edecektir. 29 Kasım 2013 tarihinde iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve işçi sağlığı, iş güvenliği konulu seminerlerimiz olacaktır. Bu seminerin düzenlenmesinde emeği geçen başta Bayanlar Komisyonumuza ve kıymetli başkanına huzurlarınızda teşekkür etmeden geçemeyeceğim arkadaşlar.
Sevgili meslektaşlarım, ekonomi var olduğundan beri var olan mesleğimiz 13 Haziran 1989 yılında 3568 sayılı yasaya yasal statüye kavuşturuldu. Daha sonra 5786 sayılı yasayla 2008 yılında çeşitli değişikliklere uğramış ve bugünkü uygulanan halini almıştır. Gerçekte var olan ancak resmiyette gözükmeyen mesleğimizin kariyer mesleği olmasının başlangıcı olan bu temel yasamız çıkmasında emeği geçenlere ve mesleğin gelişmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Aramıza yeni katılan sevgili meslektaşlarımız, sizler çok zorlu bir süreçten geçerek bugünlere geldiniz. Bilmem kaç sefer staja başlama sınavlarına girdiniz. Bu sınavın arkadaşlar Türkiye'deki genel başarı ortalaması %9'dur. Bu sınavı başardıktan sonra 3 yıl gibi uzun bir süre staj devresi, akabinde mesleki yeterlilik sınavlarını başararak bugünlere geldiniz. Hepinizi bu başarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Bu süreçte en büyük destekçilerimiz olan ailelerinize, sizlerin adına teşekkür ediyorum. Önünüzde uzun bir süreç var. Mesleki değerlere bağlı kalarak mesleği yapmanız çok önemlidir. Bu meslek kariyer mesleği olmuştur. Bunun bilincinde olarak mesleği icra ettiğinizde kazançlı çıkacaksınız. Toplumda belli bir saygınlık kazanacak, meslek de hak ettiği yere gelecektir. İnsan saygı görmeyi kendi eliyle hazırlar. Donanımlı, mevzuata hakim, günceli takip eden, yönlendirici bilgiler veren bir konumda olmanız durumunda bu meslek beklentiniz karşılık bulacaktır. Hepinizi tekrar kutluyorum. Bahtınız açık, yolunuz aydınlık, geleceğiniz bugünkünden daha güzel olsun. Aramıza hoş geldiniz. Kıymetli dostlar, geçmişimizi bilmek istiyorsak bugünkü şartlarımıza bakmalıyız. Geleceğimizi görmek istiyorsak bugün ne iş yaptığımıza bakmalıyız. Kıymetli dostlarımız, aramıza yeni katılan arkadaşlarımız ve eski meslek mensubu ve diğer dışarıdan katılımcı dostlarımız. Şimdi bu eğitimleri, sosyal içerikli eğitimleri niye düzenlediğimizi anlatan kısa ve geçmişte yaşanmış kısayı anlatmak istiyorum sizlere. Gerekçesinin ne olduğunu ifade etmek açısından. Abbasi halifelerinden Harun Reşid'in döneminde medresenin bir tanesinde bir mürşit diyelim biz, öğrenci eğitim alıyor. Eğitimini tamamlıyor, kendisine göre hocasından icazet istiyor. Ben memleketime gideceğim, kendi memleketimde medresede müderrislik yapacağım. Yani bugünkü deyimiyle öğretim görevlisi, profesör diyelim. Hocası da diyor ki, arkadaşım diyor, bak sen bütün dersleri aldın, mesleki yeterliliğin oluştu, şu oluştu, bu oluştu. Ama diyor, bir şey almadın, siyaset ilmini öğrenmeden gitme. O da diyor ki, ya her şeyi öğrendikten sonra buna da çok ihtiyaç yok herhalde diyor. Halep'e geliyor arkadaşlar. Halep'e geldiğinde bir camiye gidiyor. Günlerden cuma, hoca efendi çıkmış hutbede vaaz ediyor. Ama söylediklerinin bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış. Sabredemiyor. Namaz biter bitmez, ey cemaat bir dakika durun diyor. Bu hocanız var ya diyor, bu hocanızın söylediği şu doğru, şu yanlış, şu doğru, şu yanlış. Oranın hakimi hoca. Yıllardır orada hocalık ediyor. Diyor ki, ey cemaat, hoca dönüyor cemaatine, ey cemaatin üstünü, bu kafir vurun buna diyor. Bu adamcağızı ağzını, burnunu kırıyorlar tabiri yerindeyse. Şimdi dönüyor, tekrar medreseye gidiyor. Bir yıl siyaset ilmini tamamladıktan sonra, lafı çok uzatmayayım, aynı yerde geliyor, bakıyor ki aynı hoca devam ediyor. Günlerde yine cuma, hoca vaaz ediyor, vaazı sonuna kadar dinliyor, hutbeyi dinliyor, namaz bitiyor. Caminin içinde, ey cemaat-i Müslüman, bir dakika beni dinleyin diyor. Bu hocanız var ya diyor, bu hocanız çok muteber, çok insancıl, çok bilgili, öyle bir hoca.
Bunun sakalından, saçından bir tel alan cennete girer diyor. Hoca bas kaldı kalıyor. Şimdi sevgili dostlar, insanların kendini ifade etmesi önemli dedik ya. İşte biz de bu maksatla başlatmış olduğumuz bu eğitim sürecini, sosyal içerikli eğitim sürecini inşallah bundan sonra da devam ettireceğiz. Bunun yanında mesleki eğitimlerimiz de tabii ki devam edecek. Bu seminerin verimli geçmesini temenni ediyorum. Hocamıza da vereceği katkılarından dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Yalnız bu kürsüden inmeden iki şey söylemem benden özellikle istendi. Tabii bunu isteyerek söylüyoruz arkadaşlar. Birincisi, aramızdan ayrılan Adil Feslikil arkadaşımızın adına düzenlemiş olduğumuz 5 Kasım'da odamızda Salı günü saat 14-17 arası kan bağışı kampanyamız var. İnşallah orada desteklerimizi bekliyoruz. Kızılay Kan Merkezi'nin yetkilileri gelecek. Odamızda 3 veya 6 tane diyeyim ben. 6 tane de grup hediyemiz olacak çekilişle. Hayırsever bir meslek mensubumuzun bağışladığı 6 tane grubu çekilişle kan veren arkadaşlarımıza da hediye edeceğiz. Odamızın hediyesi de ayrı arkadaşlar. Onu da her kan verene biz odu olarak ufak bir hediye takdim edeceğiz. İkinci husus, yine bir meslek mensubumuzun ailesi rahatsız. Bunun da genç bir arkadaşımız. Bilenler biliyor. İsim verilen şeyi yok. Bu arkadaşımıza da yardım maksatlı. Sağ olsun üstadımız Ali İhsan Türkiye, hem meslektaşımız, saygı duyduğumuz biri. Bunun yazmış olduğu Geleceğin Yüzyılı Türkiye'si isimli bir eseri var. Roman türünde. Bunun satışından elde edeceğimiz, şimdi imza günü düzenleyeceğiz onunla ilgili. Satışından elde edeceğimiz geliri de, bakın burada rakam telaffuz etmiyorum. 5 lira, 10 lira, 50 lira, 100 lira veriyorum kitap başı. Herkes kendi bütçesine göre ne kadar o arkadaşımıza yardımcı olmayı düşünüyorsa, şimdi bizim görevli arkadaşlarımız birazdan gezerler, sizden isim alır. Ne kadar yardım etmeyi düşündüğünüzü de sizden talep edecekler. Daha sonra biz onu takip edip, sizlere de tasvir edip, o arkadaşımıza da bu konuda bir yardımcı olacağız. Şimdi ben içeri girmeden verilen notu arkadaşlar söylemekte de fayda görüyorum. Ali İhsan Türk'ün üstadımız kendi 500 TL konuda yardım edecek. Ali Özbal arkadaşımız 500 TL yardım edecek. Hasan Hüseyin Kaya 500 TL. Hasan Yılmaz 500 TL. Hüseyin Budak 1000 TL yardım edecekler. Sizlerin de yardımlarını bekliyoruz. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Saygılar sunarım. Sayın Başkanımıza bu güzel konuşmalardan dolayı bize teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi konferansımıza geçmeden önce aramıza yeni katılan meslektaşlarımız için küçük bir ruhsat törenimiz olacak. Şimdi ruhsatını almak üzere Sayın Ahmet Günay'ı, Sayın Salih Güneş'i ve Sayın Servet Çetin'i sahneye arz ediyorum. Burada var mı? Meslektaşlarımıza ruhsatlarını vermek üzere Sayın Vergi Dairesi Başkan Yardımcımızı kürsüye arz edelim. Toplu toplu. Şimdi zaten birleşir. Toplu toplu çekilir. Tek tek verin. Hepsine verip topluyorsun.
tamamdır. Meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Erkan Savcı, Halep Karakuş ve Murat Kemici adına eşi Eda Duygu Genç'i sahneye davet ediyorum. Arkadaşlarımıza ruhsatları takdim etmek üzere Sayın Sevika İl Müdür Yardımcımızı sahne arz ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Bekir Karakan, Sayın Yusuf Öztürk'ü ustalıklarını almak üzere sahneye davet ediyorum. Ustalıklarını vermek üzere Sayın Disiplin Kurulu Başkanımızı sahneye arz ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Sayın Mehmet Salih Demirci, Sayın Hatice Meltem Demircioğlu ve Sayın Mehmet Uçar'ı ustalıklarını almak üzere sahneye davet ediyorum. Meslektaşlarımıza ruhsatını vermek üzere Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Özbay'ı alkışlarınızla sahneye arz ediyorum.
Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Arkadaşımızın en önemli çalışan diğer masada olan arkadaşlarımızı da sahneye davet ediyorum. Solda resim alacağız. Yolda sizler için çok özel programlar sunmak için etkin ve verimli programlar
Harika forumlarda hep birlikte çok özel bir bilişim yolculuğu yaşamayı amaçlıyoruz. Eğitim yolculuğumuzu büyük üstad, bu konunun uzmanı Muhammed Arkent'in sunumuyla başlamaktadır. Annemin bana bir sözü vardır. Kızım, insan giyim kuşamıyla ağırlanır, bilgi ve gövdesiyle uğurlanır. Huzurunuzda anneme ve övgü verdiği için ona çok teşekkür ediyorum. Annemin zerre kadar asilliğine ulaşamasam da annemin ve burada bulunan bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Muhammed Bey'in sunuma yapacağı eğitimle ilgili bazı sorular var. Diyorlar ki, bu eğitim bize faydası nedir? Çok enteresan böyle bir soruyla karşılaştık. Farkındalığın nedir? Bu eğitimci kimdir? Farkındalığından söz edeceksek, 40'ından sonra değil, farkından sonra yaşayıp farkındalık yaratmak gerekmektedir. Toplumsal faydası bizler Ulaştırma Bakanı, Denizcilik Bakanı, Haberleşme, Milli Savunma, Çevre Bakanı ne derseniz. Bizim yerine getirmiş olduğumuz vergi ödemiyle bu işlemler yapılmaktadır. Hiç çevrenize baktınız mı? Bilmiyorum, ben sabahleyin kalktığım zaman bir parka, bir caddeye baktığım zaman acaba bu kişinin, hangi kişinin vergi ödemiyle yerine getirildiğinde bu kişiler bu hizmetten faydalanmaktadır. Veyahut da bir memuriyet hizmetinden biz faydalandığımızda oradaki memur arkadaşlarımızın çabalarını gördüğümüz zaman gerek SGK kurumunda olsun, gerek vergi dairesinde olsun, gerek iş kurdu olsun dönüp bakıyorum. Bunların faydalarını sağlıyorken acaba hangi kişinin vermiş olduğu vergiyle biz bunlardan istifade etmekteyiz? Bireysel faydasına gelince biz meslektaşlarımızda çok büyük bir soru var ki burada bulunan pek çok ticaret erbabı, ticaret alınacak kişi veyahut da hanımlarımızın eşleri hepsinin sorunu vardır. Nedir? Tahsilat politikası. Hocam diyecek şimdi, hitabet topluma sunulan bir sunumdur. Fakat hitabeti güçlü olmazsa, gerek tahsilat politikasında, gerek güçlü toplama politikasında, bizim etkin ve verimli olabilme imkanımız hemen hemen hiç yok denecek kadar azdır. Biz bu etkinliğimizi artırabilmek, bunun faydamızı maksimize edebilmek adına bizim bu tip eğitimlere katılmamız ve destek olmamız lazımdır. Sevgili babam burada. Bir sözü vardır. Kızım, çözümün bir parçası olmayan sorunun bir parçası olur. Onun için hepimiz hep birlikte çözümün birer parçası olalım. Bu eğitimleri destekleyelim. Sonuna kadar hep birlikte olalım. Muhammed Akin kimdir? O soruyu unutmayın. Kısaca onun hakkında kusura bakmayın. Anahtarı şu ana kadar okumadım ama şu anda okumak gibi hissediyorum. Ezbere söyleyeyim de hocama bir yanlışlıkta bulunurum diye sıkıntılanıyorum. Çok kısa anlatacağım. Liderlik, hitabet, beden dili ve iletişim konularında 2002 yılından bu yana profesyonel konferanslar ve kurumsal gelişim eğitimleri verdiği konferans ve eğitim verdiği kurumlar arasında Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hazine Müsteşarlığı, Kombastan, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türk Telekom gibi ülkemizin saygın pek çok kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları yer almaktadır. 60'tan fazla elde verdiği konferanslarına binlerce kişi katılmaktadır. Sayın misafirlerimiz, müdürlerimiz ve oda başkanım, annem ve babam, benim tek gurur kaynaklarımdır. Hepsizle ve sizlerden de gurur duyuyorum, emin olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum buraya katıldığınız için. Sabahla beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kadınlar Komisyonu olarak sizlere saygılarımı sunuyorum. İyi günler. Meslektaşımız ve Bayan Komisyonu Başkanımız Sayın Özlem Anlaş Pişkin'e bu güzel konuşmalarından dolayı bize teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmaları yapmak üzere Sayın Muhammed Arkent Hocam'ı kürsüye arz ediyorum. Sayın Başkanım, kıymetli vergi dairesi müdür yardımcım, SGK müdür yardımcım, Hanımlar Komisyonu'nun saygıdeğer başkanı. Usul böyle olduğuna göre bunu takip etmek lazım. Herkese gönülden saygılar sunuyorum. Ben de otururken insan ister istemez aynı heyecanı ortak oluyor ve aynı gururu taşıyor. Mesleğe yeni adım atmış olan kıymetli beyefendileri, hanımefendileri tebrik ediyorum. Bir son kez alkışlayalım onları isterseniz. Bütün salonun merak ettiği bir şey var tahmin ediyorum. Onu bir soralım. Herkes bir ruhsat aldı, bir de ruhsatın yanında bir şey aldı. O lokum.
Kibar bir konusunda hiçbirimizin açık bakmamış. Şimdi ne var? Herhalde yeniniz değil mi? Bir de kusatın yanında muhtemelen doğru. Hocam bu hiçbir şey yok. Boş mu? Evet. O zaman ben de bir okul beklentisine girmeyeyim. Ona göre bir sınav başlayalım. Evet. Grubumuzun tamamı mali müşavir değil anladığım kadarıyla. Doğru mu? Evet. Kimler mali müşavir? Bir ödev görelim. Müsaadenizle. Mali müşavir olanlar, aynı zamanda yeminli mali müşavir olanlar. Mali müşavirlere SMM diyoruz değil mi? SMM. Yeminlilere ne diyoruz? YMM. YMM olanlar kimler? YMM. YMM pek yok. Onlar yemin ettikleri için el kaldırmıyor. Hiçbir zaman el kaldırmayacağımızı yemin ediyoruz. Peki, meslekte 15 yılı geçmiş olan var mı? 15 yılı geçmiş olan bayağı var. O genç görünüyor burada kurumuz ama bayağı var. 20 yılı geçmiş olan var mı? 20 yılı geçmiş olan da var. 25. Yeni açtınız işini. Haber aldık. Ön taraftan haber aldık. 25 yıl geçen var mı? 25 yıl. 2, 3, 4. Son olarak soruyorum. 30 yılı geçen var mı? 30 yıl. 30 yılı geçen. 3 kişi görüyorum buradan 30 yılı geçen. 3 kişi görüyorum. Gerçekten tebrikler. Yeni başlayanlar ne diyeceksiniz? En yakındaki beyefendiye soruyorum. Tavsiye eder misiniz? Arka taraf önemi aynen gösteriyorum. 30 yılı geçmiş olana sordum. Yeni başlayanlar ne diyorsunuz? Tam olarak bu. Bir de burada beyefendi varsa ne diyorsunuz? Yok yapmakla vazgeçsin. Yapmayın abi ya. Allah aşkına. Peki efendim şimdi konumuza başlayalım. Konumuz toplum önünde etkili konuşma, hitabet sanatı ve imaj yönetimi. Mali müşavirler için ikisinin de çok önemli olduğunu ben düşünüyorum. Hayatın her alanında hangi konumdaysanız ikisi de birbirinden önemli ve değerli konular. Hemen başlayalım. Toplum önünde etkili konuşma, hitabet işinden işimize başlayalım. Önce grubumuza yine sormak istiyorum. Bugüne kadar birçok konuşmacı izlemişsinizdir. Bugünü kastetmiyorum. Bugünden öncesinde de her birimiz hayatın içinde yaşıyoruz. Konuşan başbakanlar gördük, bakanlar gördük. Belediye başkanları gördük, milletvekilleri gördük. Herhangi başkanlar gördük, okullarda okuduk, hocalarımız oldu. Konuşmakta olan birçok kişiye şahit olduk. Bir gerçek var. Bu konuşmalardan bir kısmı bizi uyutmuştur. Doğru mu? Bazı konuşmalarda bizi diriltmiştir, canlandırmıştır. Bu da doğru mu? Doğru. Ne farkı var ikisi arasında? Bana söyler misiniz? Başarılı olan, bizi etkileyen insanlar ne yapmışlar ki biz etkileniyoruz? Başarılı olmayan, oturduğumuz yerde sıkıldığımız, bizi uyutan konuşmacılar ne yapmış ki biz ondan etkilenmiyoruz, yerimizde uyutuyoruz? Ne dersiniz? Bana birkaç tane fark söyler misiniz? Hanımefendileri kaldırdı buyurun. Beden dilini iyi kullanıyor. Artı kağıda bakıp okumuyorsa, tamamen düşüncesiyle konuşuyorsa. İlticayla konuşuyorsa daha etkili oluyor. Çok teşekkür ederim. Doğru. Beyefendik buyurun. Seyirciyle göz teması kurarak. Göz teması kuruyorsa daha etkili oluyor. Çok güzel. Teşekkür ederim. Başkan buyurun. Ses tonunu iyi ayarladıysa biz daha kolay dinliyoruz. Gayet güzel. Bu tarafa söz verelim. Buyurun. Özgüven noktası bir sıkıntısı yoksa. Özgüven sıkıntısı yoksa daha rahat konuşuyor. Çok önemli bir nokta. Buyurun. Konuya hakimse. Konuya hakimse kendisini dinletiyor. Konuya hakim olmasa da olur mu? Olur. Konuya hakim olmasa olur mu? Olur. Sonradan hakim olursa? Hiç konuya hakimiyeti olmasa da kendisini dinletebilir mi? Dinletir. Maalesef gerçek bu. Dinletir. Buyurun. Bulunduğu topluluğun seviyesine uygun hitap etmesi lazım. Çok doğru söylediniz. Son birkaç tane yorum alacağım. Görebildiğim kadarıyla. Buyurun sizi gördüm. İlgi alanına. İlgi alanına hitap etmesi lazım. Bu da güzeldi. Sizin önünüzdeki beyefendi. Jest mimiklerini iyi kullanması lazım. Çok güzel. Bu cevapların hepsi gerçekten doğru yerli yerinde. Bizim için olmazsa olmaz dediğimiz
her şeyin daha üstünde değer verdiğimiz bir tane temel kavram var. Ona benzer kavramlar geldi ancak ondan bahsedilmedi. Toplum önünde etkili konuşabilmek için bütün bunlar gerekiyor. Sayılanların hepsi doğru, çok güzel. Ancak bütün bunların hepsinden daha önemli olan bizim ön şart gördüğümüz hitabette olmazsa olmaz kabul ettiğimiz bir temel değer var. O henüz söylenmedi. Beyefendi söyleyecek, geliyor. Espri yapması lazım. Her konuşmada olur mu? Rahmetli bilmem kimi yad ediyoruz. Çok esprili anlamıydı. Her konuşmada olmayabilir. Her konuşmada olması gereken bir temel faktör var. En arkada hanımefendi. Sık sık soru sorması lazım. Ben hep sorularla götürüyorum. Böyle bakalım ne kadar idare edersek idare edeceğiz. Her konuşmada yine olmayabilir bu da. Değil mi? Diyelim başbakan bir savaş ilan ediyor. Bu Mavi Marmara saldırısını hatırlayalım. Arkasında Sayın Başbakan mecliste bir konuşma yaptı. Şimdi soru cevap da gidemez. Espri yapamaz. Yani her konuşmada olmaz. Buyurun. Salona hakim olması. Salona hakim olması ister istemez olacak bir şey. Olmazsa olmaz dediğimiz faktör bu değil. Benzer bir cevap geldi. Ama tam adı olmadı. Sonucu hanımefendi? Samimiyet. Ya çok güzel söylediniz. Samimi olmasa insan dinletebilir mi kendisini? Dinletir. Bunun şeysini anlayamadım ama teşekkür ederim. Yani kardeşimiz yorum yapacak. Buyurun, buyur canım. Çok güzel bir alkışlayalım kendisini. Yaşından bir yorum geldi. Dedi ki herkesin sevdiği bir konuysa o konuyu dinlemek daha kolay olur. Doğru. Biz şunu çalışacağız. Hitabet sanatı dediğimize hiç kimsenin ilgi duymadığı bir konu da olsa mesela kabotajla ilgili de konuşma yapıyor olsak yine de kendimizi dinletebilmemiz lazım. Biz bunu hedefliyoruz. Bütün bunlar için olmazsa olmaz dediğimiz temel faktör sosyal cesarettir. Sosyal cesaret. Bu ne anlama geliyor? Toplum önünde rahat konuşabilmek demek. Bir beyefendi özgüvenden bahsetti, özgüven. İşte bu aslında paralel bir cevap bu. Toplum önünde heyecanını kontrol ederek rahat bir şekilde konuşabilmek. Bu olmadan gerisi zaten olmuyor. Bir de bütün gruplarımızda sorduğumda önce gelen cevaplardan bir tanesi var. Genellikle şunu söylerler, diksiyon. Diksiyon, düzgün konuşmak. Hitabette önemli midir? Evet. Önemli mi? Bazı sorular sorayım, tarafsız gözle değerlendirmenizi rica ediyorum. Süleyman Demirel, konuştuğu zaman insanlar etkiliyor muydu? Demirel, hatırlayanlar nadir oldu herhalde. Demirel, etkiliyor mu insanlar? Etkiliyor. Diksiyon nasıl? Sıfırın altında 3. Kurgun Özal, konuştuğu zaman insanlar etkiliyor muydu? Etkiliyor. Diksiyon nasıl? Sıfırın altında 2. Demirel'e kıyasen, nerede sorsam aynı sonuçla karşılaşıyorum. Önce Demirel'i sorduğum için Turgut Özal iyi diyor. İkisi de tam olması gereken düzeyde değil. Sakıp Sabancı etkiliyor muydu? Etkiliyor. Diksiyon nasıl? Sıfırın altında 7. Demek ki diksiyon olmadan da olabilir. Ama yine bizim için önemli bir değer olmasını biz arzu ediyoruz. Diksiyon şuna benzer. Gaziantep'te bu soruyu sormak çok uygun kaçmayacak ama ekmek alayını bilir misiniz? Ekmek alayım. Burada pek tüketildiğine şahit olmadım. Yani kıstıksız bir şey yemiyorsunuz öyle yapıyorum. Şimdi kısık olmadıktan sonra bir manası yok. Ekmek alayım yendiği zaman nasıl yenir? Usulü nedir? Kaymak. Nasıl yense makbuldür? Kaymak. Kaymakla yense makbuldür. İşte ekmek alayım hitabetin kendisidir. Üzerine koyduğunuz kaymak o da diksiyondur. Yani olmadan da olur ama olsa daha lezzetli olur. Buna benziyor. Şimdi bizim toplum önünde etkili konuşurken aradığımız, beklediğimiz 5 tane temel özellik var. Bu 5 temel özelliği sıralayalım, arkamda göreceksiniz. Kimde bu 5 temel özellik varsa bu insan etkili konuşmacı olur. Kimde bu 5 temel özellik yoksa, çok bilgili de olsa, gönlü gani de olsa, samimi de olsa, iyi niyetli de olsa bu insan etkili bir konuşmacı olamaz. Nedir bu 5 özellik? Hemen geliyor. Birincisi sosyal cesaret. Toplum önünde rahat konuşabilmek, heyecanını kontrol edebilmek çok 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 önemli. Bu da bizim aradığımız özelliklerden bir tanesi. Şimdi takdir edersiniz,
Bunların bir kısmı yetenek, ancak uygulamayla gelişir. Bilmekle olan bir şey değil. Onlara bu eğitim programımızda, bu konferansımıza onlara girmeyeceğiz. Ama bir kısmı farkındalıkla ve bilgiyle değişebilen nitelikler, onlara gireceğiz ve onlardan sonra da imaj konusuna, o da çok önemli. Mali müşavirlikte güven telkin etmek çok 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 önemli. Arkasından da imaj konusuna girmiş olacağız. Hemen başlıyoruz. Öncelikle sosyal cesarete, toplum önünde etkili konuşabilme sanatının birinci durağı. Rahat konuşabilmek. Kurumuza soruyorum. Şu anda burası 430 kişilik bir salon. Ve tahmin ediyorum 400'e yakın misafirimiz burada var. Ben anons edildim. Buraya geldim huzurlarınızda 400 kişinin karşısında Allah'a şükür konuşuyor. Kim bana şunu söyler? Ben olsam Muhammed, şu 400 kişinin karşısına çıktığımda başlangıçta biraz olsun heyecan hissedeceğimi tahmin ediyorum diye kimler söyler? Diğerleri öyle. Ben olsam bu 400 kişinin karşısında başlangıçta biraz heyecanlanacağımı tahmin ediyorum diye kimler hep kaldırıyor? Evet. Bu grubun babası mutlular mı diyecektim, hepsi sonradan hep kaldırdılar. YMM'ler genel kaldırmıyor. Yenim yok hiç. Şu anda grubumuzun %80'i evlerini kaldırdılar. %80. Türkiye ortalaması, Türkiye'de 60'tan fazla ilde eğitim vermek nasip oldu. Çok farklı gruplarda konuşma yapmak nasip oldu. Bu soruyu her gittiğim yerde sorarım. Türkiye ortalaması kaç? %80. Yine bu evler kalkar. %80. Bizim bir grubumuz vardı. İstanbul, Anadolu yakasında bir eğitim grubumuz. Aynı soruyu sordum. Yine eller kalktı. Bana göre sağ tarafta bir grup böyle kümelenmiş halde bir daire bunları hep kaldırmadılar. Dedim ki hayırdır? Herkes hep kaldırıyor. Siz niye kaldırmıyorsunuz? Birisi dedi ki hocam dedi biz biraz heyecanlanmıyoruz. Çok heyecanlanmıyoruz. El kaldıracak davranımız olsa o eli kaldıracağız. Yanındaki destek verirse ancak o şekilde el kaldırıyor. İnsan heyecanlanıyor. Bir konuşmacı varmış. Konuşma yapacak. Kendisini Gürsi'ye takdim etmişler. Sayın Muhammed Arkenti alkışlarınızla Gürsi'ye takdim ediyorum. Salon alkıştan inlemiş. Muhammed emin ve ağır adımlarla Gürsi'ye gelmiş. Demiş ki... Çok saygıdeğer. Gaziantep. Serbest muhasebeci ve mali müşavirler odasının çok muhterem misafirleri. Buraya gelirken ne konuşacağımı bir Allah biliyordu, bir de ben. Fakat şimdi sadece Allah biliyor. Doğru mu yani? Birkaç sene oldu, tam zamanını hatırlayamıyorum. Ankara'da sayın milletvekilleriyle bir eğitim yaptık. Milletvekili. Milletvekili ne iş yapar? Konuşma yapar. Hangi davet edilse sayın vekili bir konuşuyor, değil mi? Konuşturuyorlar. Aynı soruyu sordum, heyecanlanıyor musunuz diye. Sayın milletvekilleri ne kadar el kaldırdı? %70 elleri kaldırdılar. %70. Yani insan heyecanlanıyor. Bu normal bir durum. Ve heyecanlandığı zaman geri kalan kısım uçup gidiyor. Heyecanlandıktan sonra hitabetin geri kalan formülleri, teknikleri, yöntemleri artık kar etmiyor. O zaman bizim için öncelikle yapmamız gereken şu olmalı. Bu heyecanı kontrol edebilmek olmalı. Bir kere bu heyecanı kontrol edebilenler zaten hayatın içerisinde sosyal girişkenlikleri de yükselen insanlardır. Olur mu bu? Bu heyecan yenilir mi? Bu yenilir. Mümkündür. Bu heyecanı yenmenin 3 tedbiri var. 3 tedbir. Arkamda göreceksiniz. Bu 3 tedbirle normal şartlarda insanların %90'ı bu heyecanı yenerler. Ama %10 şöyle bir grup görüyoruz. Bunları yapmasına rağmen hala buraya çıktığında zangır zangır titriyor. %10. Bunlar iflah olmaz mı? Bunlar iflah olur. Mümkün ama onlar için bu 3 tedbirin yanı sıra daha üst bir tekniğimiz var. 4 adım tekniği. Birazdan gelecek ayrıntılı anlatacağım. 4 adım tekniği mucizevi bir tekniktir. 4 adım tekniği uygulayan kişi
artık normal bir insan olmaz yani. Burada kalktığında konuşma yapmakta kalmaz. Allah yoldan çıkarmasın hiç kimseyi. Ama değişir yani, farklı bir insan olur. Çevresi eşi dostu derler ki ya ne oldu buna? Bir bayram ziyaretine gitti diyelim bir akrabasını. Ya hayırdır inşallah ne oldu sana? Sen eskiden böyle muhtedi, hanimseli, muhdis bir adam idin. Şimdi değişti. Değişir yani. Dört adım tekniği. Yalnız bunu herkese tavsiye etmiyor. Baştan şu üç tedbiri açıklayalım. Üç tedbiri yaptığınızda %90 heyecanı yenmiş olacaksınız. Ama halen heyecan devam ediyorsa o zaman bu kâr etmez. Ona artık dört adım tekniği lazım. Üç tedbirimiz şunlar. Önce açıklıyorum. Birinci tedbirimiz şu. Öncelikle ne konuşacak olursanız olunuz. Bu kesin. En az 4 kez, 2 kez olmaz, 3 kez olmaz, en az 4 kez bunu prova etmeniz lazım. Konuşacağınız miktar 3 dakika da olsa, 3 saat de olsa bu fark etmez. Öncesinde 4 defa prova etmeniz lazım. Provadan kastettiğimiz şu, bir aynanın karşısına geçip anlatmak değil. Evinizde salona kendinizi kapıyorsunuz, boş, kimse olmayacak. Yani çoluk çocuk olsa olur da onlara da yazık diye söylüyorum. Boş. Koltuklarda insanlar varmış gibi bir oraya döneceksiniz, bir buraya döneceksiniz. Kol hareketleri, kafa hareketleri. Gerçek konuşma yapıyormuş gibi konuşma yapacaksınız. Bunu yaparken lütfen perdeler kapalı olacak. İstediğimiz bu 4 kez en az prova edilmesi lazım. Bu bir. İkincisi şu, ilk 120 saniye konuşma mekanına geldiğinizde, buraya çıktığınızda ilk 120 saniye bilimsel araştırma sonucudur bu. Dik durmak mecburiyetindeyiz. Dik durmaktan kastettiğimiz şu, göğüs kafesi dinç duracak. Yani şöyle konuşma başlangıcında zaten heyecanlanan insan. Buraya geliyor, anons edildi. Burada kağıtları karıştırıyor. Cesaret vermiyor ki. İlk 120 saniye şu göğüs kafesinin açık, dik, dinamik olması lazım. Bu iki. Üçüncüsü, konuşmaya başlamadan önce 5 saniye göz teması. 5 saniye. Ağzından kelime çıkmadan 5 saniye göz teması. Bu göz teması odaklı olmalı, insanlara olmalı. Mümkünse o ortamdaki en üst rütbeli protokol kim? Onunla göz teması olmalı. Sayın Başbakan mı geldi? Başbakanın gözünün içine bakmanız lazım ilk 5 saniyede. O size bakmasa bile, bunun yolu o ilk hitap ifadeleri. Çıktı dedi Sayın Başbakanım, muhterem eşleri, kıymetli Milli Savunma Bakanım, kendilerinin kardeşleri. Yani kimse, gözünün içine bakmanız lazım. Kimden en çok çekinecekseniz, en çok korkacaksanız, onun gözünün içine ilk 5 saniyede bakmanız lazım. Ondan sonra laf başlayacak, konuşma ondan sonra. Şimdi bunlar kolay. Bunları yaptığımız takdirde değerli katılımcılarımız, çok kıymetli mali müşavirlerimiz ve onların yakınları ve davetliler %90 heyecanı yeniyoruz. Ama bunlara rağmen halen heyecan devam ediyorsa o zaman sizin işiniz 4 adım tekniğine kalmış. Artı 4 adım tekniği olması lazım. Tekrar ediyorum, bu 4 adım tekniği biraz tehlikeli. Aşama aşama gidiyoruz. Detaylıca anlatacağım. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım. Bu tekniği uygulamak 18 yaşından büyük olmayı gerektiriyor. İlişkinizin olmadığı 10 kişiye selam veriyorsunuz. Bunun altını çiziyorum. Örneklendiriyorum. Bineceğim belediye otobüsüne. Selamünaleyküm, aleykümselam. Olur mu? Olur mu? Bu bizim 10 taneden birisi olmaz. Niye olmuyor? Çünkü aramızda ilişki var. Bu selamı vermek zor mu? Değil. Bakkala gidiyorum, alışveriş edeceğim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Olur mu? O niye olmuyor? Olmaz. Olur olmaz. Yani sevaptır, ayrı mesele. Ama bizim 10 taneden birisi, sosyal cesaret için sizi geliştirecek 10 taneden birisi olmaz. Niye? Bu selamı vermek zor değil. Aranızda alışveriş ilişkisi var. Bizim tam olarak istediğimiz şu. Bana Gaziantep'te büyük, kalabalık bir cadde söyler misiniz? İnsanların kalabalık olduğu, çok olacağı bir cadde söyler misiniz? Gaziler. Gaziler Caddesi. Tamam, çık
çıkıyorsunuz Gaziler Caddesi'ne. Yalnız herkes aynı caddeye çıkmasın. Aynı caddede olsun. Gaziler Caddesi'ne çıkıyorsunuz. Siz yolda yürüyorsunuz. Bir mali müşavir. Yolda yürürken nasıl yürür? Mali müşavir. Yolda yürürken nasıl yürür? Her sene daha bize soruyor. Nasıl yürür? Aynı ara gel. Nasıl yürür? Mali müşavir. Dalgın dalgın nereye ne yetiştireceğim? Şuna nasıl fatura bulsak? Mali müşahit, göğüs kafesi dik, dinamik, dinç bir şekilde yolda yürüyor. İlk iş, ilk iş, karşıdan gelmekte olanlardan birisini gözünüze kestiriyor. Bu şu demek, hafif bir tebessüm eşliğinde göz teması kurmak demek. Niçin? Selam vermek üzere muhatabı hazırlıyor. Daha selam vermedim. Selam vereceğim, hazırlıyorum. Şimdi Hüseyin abi gözüme kestirdim. Yürüyorum. Ne yapar? Karşıdaki insan ne yapar? Yok canım. Ne yapar karşıdaki insan ne yapar? Bazen dinle nasıl olur? Uzaklaşmaya çalışır. Tabii. İstiklal Kurulu Başkanı bakarsa insan uzaklaşır. Bu ayrı mesele. Nasıl bakacak? Bakış tarzı önemli. Buyursunlar. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Bayanların tedbirli davranması güzel. Peki bayanlar, Gaziler Caddesi'ne çıktığında bayanı gözüne kestiremez mi? Benim tahmin ettiğim şu, bak benim tahmin ettiğim Gaziantep'te erkek de gözünü erkeğe kestirip yaklaşsa, bayan da bayanı kestirse, karşıdaki der ki, gel seninle bir erçelebiye gidelim, künefe yiyelim. Doğru mu? İkram edeyim ben sana, işte ikram edeyim. Genellikle şu oluyor, benim gördüğüm, uyguladım defalarca, Anadolu'muzun farklı yerlerinde bunları uyguladım. Bazı örnekleri anlatırım. Genellikle şu oluyor, göz teması kurarak yaklaşıyorsunuz, karşıdaki vatandaş bu da kendi halinde yürüyor. Fark ettiği anda kaşını öne doğru eğiyor. Biz ne yapıyoruz o zaman? Kafayı önüne doğru eğdiğinde biz kıvrak ve hassas bir hareketle göz temasını ısrarla korumaya devam ediyoruz. Karşımızdaki vatandaş diyor ki ya bu kim? Ne bakıyor? Kafayı kaldırıp bakıyor. Şu hareket, bu hareketten sonra içimizden üçe kadar saymamız lazım. Bir, iki, üç. Selamı o anda yapıştırıyorum. Türkiye'mizde en yaygın selam verme biçimi nedir? Selamünaleyküm, merhaba, günaydın, kolay gelsin. Bunların hepsi olur. Karşımdaki insan bu selama cevap verdi veya vermedi, bu hiç önemli değil. Benim görevim, hiç tanımadığım, hiçbir ilişkim olmayan 10 kişiye görüp selam vermiş olmam. Sorayım grubunuza, ben defalarca farklı illerde, farklı coğrafyalarda yaptım. Ankara'da 10 kişiye selam verdiğimde bu selama cevap alma oranı sizce yüzde kaçtır? Yani ağzını açıp, bakın şu kafa hareketini kastetmiyorum. Ağzını açıp, selamünaleyküm, aleykümselam. Merhaba, merhaba. Cevap veren yüzde kaçtır? 55, 30, 40, 80, çok değişik rakamlar. 50. Cevap veriyorum. Ankara'da, İstanbul'da, Trabzon'da, Adana'da, Kayseri'de, Diyarbakır'da birçok ilde yaptım. Antep'te yaptığımı hatırlamıyorum. Yani özellikle teknik olarak 10 kişiyi sayıp birçok ilde yaptım. Sonucu söyleyeyim. Sonuç, çetrefilli bahsettiğim iller dahil. Çünkü Trabzon'a gittiğimde anlattım bunları. Bir tane adam da dedi ki, hocam dedi, buraya da Ankara, İstanbul'a ben sana topunu nasıl kapanırlar? Sonuç, %95'in altına düşmüyor. %95'in altına düşmüyor. Bizim böyle bir ön yargımız var. Yani niye selam verdiğinizde selama cevap vermesin? Gayet normal, medeni bir davranış. Bundan korkarsak daha üçüncü, dördüncü adım, bu en kolay, bu ilk adım. Peygamber Efendimiz'in çok tavsiyesi var bu konuda, malumunuz. Tanıdığın, tanımadığın herkese selam ver. Anlamında bir değil, iki değil, birçok hadisi şerif var. Ben okuduğumda etkilendiğim bir hadis takdim edeyim. Diyor ki Peygamberimiz, kıyamet yaklaştığında
İnsanlar sadece tanıdıklarına selam verirler. Yani tanıdığına selam vermek kıyamet alameti. Demek ki tanımadığına selam vermek de gayet normal. Japonya'ya giden varsa, Amerika'ya giden varsa görmüştür bunu veya duymuştur anlatanlar çoktur. İspanya'da, Avrupa'da, farklı yerlerde asansöre biniyor, selamünaleyküm diye cevap veriyor ama işte hay, oru var, machos, muchos, gracias bir şeyler söylüyor. Selam veriyor yani. Biz ne yapacağız? Sosyal yazılar için bak daha iyi olur. Gaziler Caddesi miydi? Gaziler çıksanız muchos, gracias canım. Daha yüksek bir sosyal cesaret beraberinde geliyor. Şimdi uzatmayalım. Bu birinci adım. Geldik. İkinci adım. İkinci adım diyalog çalışması. Diyalog. Diyalog çalışması ikinci haftadan itibaren başlar. Toplam 7 hafta. 7 hafta. Yani birinci hafta sadece selam. Biraz ısındık. İkinci hafta selam devam ediyor. Aynı zamanda diyalog çalışması. Yapılacak işlem şu. Her gün hiç tanımadığım, hiçbir ilişkim olmayan, az önce bahsettiğim gibi insanlardan bir kişiyle 5 dakika konuşuyorum. Bir kişiyle 5 dakika konuşuyorum. En kolay nasıl olur bu? En kolay. Yok, yer sorsam 5 dakikayı dolduramam. Yani uzatırsanız olabilir, anlamadım bir daha bir tarif eder misiniz? Mesela hastane sorup tek yanında hastane var mı? Uzatmam lazım. 5 dakikadan az olmaz. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü bir müddet tanımadığın kişinin konuşma tecrübesi yaşaman lazım. En kolay toplu taşım aracında oluyor. Tramvayda, otobüste, minibüste. Yani oturuyorum, selam dedi, kim aleyküm selam. Ooo! Hacı abi, kapatın ağzını. Yani oturuyorum, 5 dakika konuşuyorum. Tamam mı efendim? Bu ikinci adım. Bu da kolay. Geçtim burada. Şimdi bunlar kolay, bunlar tartışılan maddeler değil zaten. Tartışmalı olan 4. adım. 3. adımda bazı insanlar zor geliyor. 3. adım, cadde çalışması. 3. haftadan itibaren başlar, toplam 6 hafta devam eder. Yapılacak işlem şudur, haftada bir. Çıkıyorsunuz büyük kalabalık bir caddeye. Bu caddenin şöyle bir cadde olması lazım. Üzerinde otobüs duraklarının olduğu bir cadde olacak. Yani aynı anda cadde üzerinde durup beklemekte olan insanlar olması lazım. Böyle bir caddeye çıktınız. Duraklarda bekleyen insanlardan bir grubun yanına yaklaştınız. Orada yanaşacaksınız, siz de biraz bekleyeceksiniz. Sonra yolun karşı tarafına dönüyorsunuz. Caddenin öbür tarafında bir arkadaşınız varmış gibi ama yok orada arkadaş. Karşıya bağırıyorsunuz. Şöyle baktığınız caddenin bir tarafına. Selahattin! Selahattin! Bağırıyorsunuz. Bu kadar. Yapılacak işlem budur. En riskli durum, başkanımızın söylediği gibi karşıya gerçekten bir senaryo çıkması durum. Ona karşı bir şunu yapıyoruz. Nadir bulunan bir isim seçiyoruz. Aramızda var. Benim adım az bulunur diyen var. Benim adım az bulunur. Beyefendi. Kılıç. Kılıç diye bağırsan tehlikeli olmaz mı? Ama az bulunur bir isim. Doğru. Başkan buyurun. Kutluk Han. Gerçekten az bulunur bir isim. Kardeşi var. Onun adı ne? Duhan. Kur'an-ı Kerim'de Suriye vardı Duhan. Kur'an-ı Kerim'de deyince aklıma çok meşgul Kıbrı'ya geldi. Adam bir tanesi çocuğu doğmuş. Adını ne koydun demişler? Oğuz koydum. Niye koydun? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ya neresinde geçiyor? Demiş ki nasıl bilmezsin Oğuz'u bir daha 5 dakika verin. Bir yerde, bakın anlatayım size. Gerçek bir olay, Kıbrı değil, gerçek. Bu soruyu sordum. Mardin mi var mı aramızda? Mardin. Birkaç kişi var herhalde. Mardin'e gittim bir eğitim için. Mardin çok otantik bir yer, hakikaten güzel. Yine hitabet eğitimindeyiz. Sordum aramızda az bulunan bir isim var mı? Bir beyefendi el kaldırdı. Hocam dedi bizim bir tanıdığımızın çocuğu oldu. İyi Allah bağışlasın. Çocuğun adını Güdü koydular dedi. Güdü. Dedim Allah Allah. Güdü hiç duymadım yani. Değişik bir isim. Türkçeye benzemiyor. Kürtçeye benzemiyor. Arapçaya benzemiyor. Nedir bu isim? Dedi ki hocam Kur'an-ı Kerim'de geçiyor diye koydular. Allah Allah dedim ya. Nerede geçiyor? Hocam dedi İyyâke na'budu.
Gerçekten onu söyledim. Gerçekten koydular mı? Onu bilmiyorum. Fakat sonra tanıştık bir teyzeyle, Benhar teyze. Benhar. Benhar Arapça bilemem. Benhar ne demek? Boğazla. Boğaz yani hayvanı boğazla, kurban kes anlamında kullanılıyor. Oradan kesmiş Benhar, kulağına hoş geldin diye. Böyle bakmışsın ki teyze bir anlamı var yani. Böyle az bulunan bir isimle karşıya doğru bağırıyoruz. Mesela bu kadar. İmat-ı Namlar dediğim gibi. Bizim eğitimimizi, Ankara'da yaptığımız bir eğitimimizi bir beyefendi katıldı. İsmini, cismini saklı tutuyorum. Kendisi üst düzey bir bürokrat. Görevinde saklı tutuyorum. Dedi ki, hocam benim çok konuşma yapmam gerekiyor. Hay hay dedim. Ve dedi, ben çok heyecanlanıyorum. Olabilir. Dört adım tekniğini anlattık. Anlattıktan sonra adamcağız dedi ki, hocam dedi, ben dedi bu teknikleri uygulamak istiyorum. Birinci adımı kendim yaparım dedi. İkinci adımı da yaparım. Yalnız dedi, bu üçten dördünü sizinle beraber yapalım. Dedim olur. Tamam, beraber yapalım. Ankara'yı biliyor musunuz? Kızılay. Kızılay'ı herkes biliyor. Kızılay'da olay gerçek yani. Kızılay'ı şimdi uydurmadım. Gerçekten Kızılay'da Atatürk Bulvarı'nın Meşrutiyet Caddesi'ne bölündüğü noktada buluştuk. Akşam hava kararmıştı. Amacımız üçüncü adım yapmak. Yani karşıya doğru bağırmak. Dedim ki, sayın bilmemci, buyurun efendim, bağır. Bağır dedi, bağıram. Ya dedim, buraya geldik, ben dedi, bağıram. Ya dedim, bağırmayacaksınız, niye geldik biz buraya? Bağır dedi, ben bağıramam. Adamcağızın aklına müthiş bir fikir geldi. Hocam dedi, buyurun. Şurada bir üst geçit var dedi. Üst geçit. Üst geçit, Kızılay'da Güven Parkı'nın arkasında çiçekçiler vardır. O çiçekçilerin önüne çıkan bir Türk geçit var. Bildiniz mi? İşte o Türk geçit gösteriyor. Tamam dedim. Şurada dedi bir iki adım yukarı çıkalım merdivenlerden. Yukarıdan aşağıya bağıralım dedi. Vallahi dedi bravo. Hakikaten yukarıdan bağırmak daha kolay. Çıkalım, çıktık yukarıya. Buyurun efendim dedim. Vallahi dedi ben bağıramam. Dedi buraya ne çıktı? Vallahi dedi ben bağıramam. Dedim siz bağırmayacaksınız kim bağıracak? Siz bu kadar yıl yaşamışsınız, tecrübeniz var falan. Biraz motivasyon, arkasından adamcağız bir aşka geldi, Selahattin! Döndü bu tarafa, Alihsan, Kamil, Harman! Bağırıyor, durun dedim. Bir tanesi kafi. Hocam beni yıllar boyunca içimize atmışız. Bir açılmıştım, bırak beni öyle gitsin. Yani insan yaptıktan sonra anlıyor, diyor ki, ya hiçbir şey yokmuş yani, bağırdıkları o. Bağırıncaya kadar korkuyor. Biz bunu niye yapıyoruz? Niye? Gerekçesi, anlamı, amacı nedir? Mantığı, mantığı şu. Bakın insan caddeye çıktı. Gaziler Caddesi'ne çıktınız. Yolun karşısına doğru bağıracaksınız. Zannediyor ki, şu anda bak bunu dinlerken katılımcılarımız zannediyor ki ben diyor çıksam Gaziler Caddesi'ne bağırmaya başlasam bağırmaya başladığım anda zaman duracak. Bütün insanlar dönecek, bana bakacak. Doğru mu? Öyle zannediyoruz. Gerçekten ne oluyor? Ben de çok bağırdım. Gerçekten ne oluyor? Dönüp bakan yok. Çünkü bu delilik değil, anormallik değil, son derece normal. Son derece normal. En fazla bakan, durakta bekliyor vatandaş, burada oradan bağırıyor. En fazla şu kadar bakıyor. Bu yani, bundan daha başka bir şey yok. Niye normal bir şey bu? Diyelim ki, arkadaşım Osman'la yola çıktık. Vedalaştık, öpüştük, gitti. Osman karşıya geçti. Geçtikten sonra fark ettim ki benim cep telefonum Osman'da kalmış. Osman karşıda gidiyor, cep telefonum onda. Akıllı olan insan ne yapar? Aklın gereği nedir? Bağırmak. Şimdi siz Osman diye bağırdığınızda orada gerçekten Osman'ın olmadığını siz biliyorsunuz. O çevrenizdeki insanlar bilmiyorlar ki bunu. Bunu siz biliyorsunuz. Dolayısıyla biz o ön yargımızı, kendi içsel engelimizi kırmaya çalışıyoruz. Aynı hissi toplum önüne çıktığımız zaman yaşıyoruz. Kürsüye çıktım, heyecanlanıyorum. Niye heyecanlanıyorum? Ya şimdi bir hata yaparsam, pot kırarsam, yanlış bir şey söylersem ne olur? Zaman duracak. Bütün insanlar böyle bana bakacak ve beni ayıplayacaklar. Aynı duygu, aynı his. Gerçekten burada hata yapsanız yine dönüp bakan yok. Çünkü herkes
kendi dünyasında, kendi zihninde bir sürü şeyle meşgul, onu tartıyor, birisinin adan zararı yok. Ama bu içsel engelimizi kırmamız lazım. Bu da lafla olmuyor. Fiilen uygulayarak ancak yaşadığımız bir durum. Son olarak geliyorum dördüncü adıma. Zaten tartışılan dördüncü adım. Bunlar kolay. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 zor mu? Kolay. Dördüncü adım zor. Dördüncü adım gerçekten aklı başında olan insanın yapacağı işini tekrar ediyorum. Ama 3 adımı attıktan sonra hazırlanıyorsunuz artık. Hazırlandıktan sonra dördüncü adımı yapmak size kolay geliyor. Dördüncü adım eczane çalışması. Eczane. Eczane çalışması şöyle yapılıyor. Haftada bir gidiyorsunuz tanımadığınız, bilmediğiniz bir eczaneye. Selamünaleyküm, aleykümselam. Eczacıyı bulup göz teması kurmanız lazım 3 saniye kadar. Göz teması. Göz temasının arkasından diyeceksiniz ki fıstıklı künefe var. Eczacı bir müddet bakacak. Vurduğunda geri çıkmak yok. Çok affedersiniz, vallahi yanlışlıkla yaptım demek yok. Göğüs kafesi. İlk tekrar diyorum ki fıstıklı künefe var. Şöyle biraz peynirim olsun. Bu. Dördüncü adım gerçekten bu. İlla ki eczaneye mi gitmek zorundayız? Yok. Ama eczacılar daha anlayışlı insanlar. Hiç kimse en kötü ihtimal ona uygun bir ilaç verir. Sizin uğurla. Yani kasaba gidip günefe istesen bu birazcık daha çevrede temizli olabilir. Herhangi bir dükkana gidiyorsunuz, o dükkanda olması beklenmeyen bir ürün soruyorsunuz. İşlem budur. Niye bunu yapıyorum? Tam anlamıyla bilinçli olarak, iradi olarak aklınıza sığınıyorum. Rezil olmak için bunu yapıyorum. Bazen insanın kırılması, içindeki engellerin aşılması rezil olmasına bağlı. O yüzden geçmişte nefis terbiyesi yapanlar muhakkak birkaç defa rezil olmuşlar. Özellikle bilinçli olarak. Niye? Biz bunu niye yapıyoruz? Biz şunun için yapıyoruz. İnsan konuşmaya çıktığında zaten rezil olmaktan korkar. Bir korkuyu yenmenin yolu, psikoterapötik yaklaşıma göre nedir? Korktuğun şeyle yüzleşmek. İnsan köpekten korkuyorsa, psikoloğa gitseniz ne yapar? Sizi köpekle yüzleştirir, bir anda değil ama. Kontrollü olarak yavaş yavaş. Biz de buraya çıktığımızda neden korkuyoruz? Rezil olmaktan korkuyoruz. Tamam. O zaman rezil olma duygusuyla kendimizi yüzleştirmemiz lazım. Ama bu yüzleşmenin kontrollü bir şekilde adım adım olması lazım. Ve tekrar tekrar altına çiziyorum. Normal şartlardaki o az önce ekranda gördüğünüz 3 tane tedbir bizim için çok önemli boyutta işleri sağlar. Bunlara rağmen halen biz heyecan yaşıyorsak yüksek düzeyde, o zaman 4 adım tekniğini uygulamak bu işin kesin çözümü. Son birkaç tane örnek anlatayım bununla ilgili. Sonra diğer konumuza geçeceğim. Daha süratli bir şekilde. Benim hep vermeyi sevdiğim, anlatmayı sevdiğim yaşanmış bir olay. Yine bizim Ankara'daki eğitimlerimizden birisine katılan bir beyefendi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliği bölümü mezunu. Yani aklı başında bir adam. O manada söylüyor. Bizim eğitime katıldı. Ondan sonra 4 adım tekniğini uygulamaya karar verdi. Şimdi 4. adımda diyor ki, kendi anlattığı gibi anlatıyorum size. Hocam diyor, Ankara'da yeni mahallede bir kuyumcuya gittim. Kuyumcuya. İçeri girdim. Abi sizde kıyma var mı? Adam efendi bir insanmış. Demiş ki kardeşim burası kuyumcu. Bizde kıyma olur mu? Yok. Sağ ol abi teşekkür ederim demiş çıkmış. Diyor ki çıktıktan sonra diyor bir durdum. Az önce kuyumcuya girdim. Kıyma soğudum ya. Öyle bir değişik bir his, farklı bir duygu, kendimi tutamadım. Geri içeriye girdim. Kuyumcuyla yeniden göz göze geldim. Dedim ki abin,
kıyma olmadığından emin misin? Anlatmış ki çık dışarı çabuk. Defol seni gösterir. İnsan açıldığı zaman daha gidiyor. Geri tutuyor. Bir hatıra daha nakledeyim. Ondan sonra diğer konulara geçeyim. İş adamı bir beyefendi. 40-45 yaş arasında tahmin ediyorum öyledir. Dedi ki ben işte çok heyecanlanıyorum falan. Tamam, dört adım tekniğini paylaştık. Sonra kendisi yaptığını bana anlattı. Dedi ki hocam, ben de eczane çalışmasını yaptım. Güzel. Önce dedi, kendimi iyice hazırladım. Oo, çok iyi. Nasıl hazırladınız dedim. Defalarca hayal kurdum. Gözümü kapattım, zihnimde canlandırdım. Şimdi ben eczaneye gidiyorum. Eczaneden isteyeceğimi istiyorum. Adam diyor ki yok. Arkasından ben şu cevabı veriyorum falan. Bunu defalarca zihninde canlandırdım. Eczaneye girdim, çıktım falan. Kaç defa bunun hayalini kurdum. Hazır olduğumu hissettiğimde gerçekten diyor bir eczaneye girdim. İçeri girdim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Demiş ki beyefendi çorap var mı? Adam demiş ki var. Şimdi diyor bütün sistem çöküyor. Ne olmayacağına göre hazırlandım. Kaç numara giyiyorsunuz demiş. Hiç tahmin etmemiş o da. Ben de bilmiyordum. Varis çorabı. Satı vermiş eczanede. Varis çorabı. Baktım ki üstüme kalacak bu varis çorabı. Bir de pahalı. Sonra açıkladım ya ben sosyal cezaret çalışması yapıyorum. Olmayacak gibi düşünmüştüm ben. Kusura bakmayın. Almak niyetim yok diye geri çıkmış. Bu güzel bir çalışma, değişik bir çalışma. Yapıldığı zaman ancak sonucunun faydasını göreceğiniz bir çalışma. Ve tekrar ediyorum ki normalde az önce paylaştığımız 3 tedbir çok önemli ve değerlidir. Bu 3 tedbire rağmen halen heyecan hissediyorsanız 4 adım tekniğini uygulayıp da ben çok heyecanlanıyorum, söyleyeceklerimi unutuyorum diyen insan ben görmedim. Bir soru var, buyurun. Sonra devam edelim. Ben de bir anda paylaşmak buyurun, istiyorum. Buyurun. Bizim dört adım tekniğinin son adımı, dördüncü adımı, benim rahmetli anneannemin kız verme tekniğine benziyor. Onu paylaşmak istiyorum. Biz de özgürlerdik, yani ben çocukken rahmetli çok oldu. Allah rahmet eylesin. Dinlerdi, kızım verdi, işte bir kız verecekseniz, önce onun neslini terbiye etmesi lazım. Yani ağır damarı tezgi, utandaşlık damarı. Evet. Onu hiç atlatmak lazım. Ben de zannettim damadı çatlatıyor. Evet. Anneanne bu nasıl oluyor derdim. Kız vereceğiniz zaman işte türlü yollarla örneğin bir tanesi mesela bir cuma cami çıkışına damat adayına bir mendil açacaksın, oturacaksın. Bakalım direnebilecek misin mesela? Kız mı direnecek? Hayır, damat adayı. Damat direnecek. Yani onu öğrenin. Yani damat kıza talip oldun. O da diyor ki bu otur diyeceğim bana nasıl geliyorsun? Anladım. Yani anladığım kadarıyla damadı baştan yetiştiriyor ki bak yarın bulaşırken zengin geleceksin. Çamaşır. Direkt dördün canına başlatıyor. Çok iyisin. Doğru. Teşekkür ediyorum hatırlandığınız için. Şimdi efendim sosyal cesaretle artık sahneye çıkıyor. Kendimi uzun süre dinlete bilmem lazım. Bu çok önemli bir bilgi. Bir saat geçmesine rağmen, iki saat geçmesine rağmen insanlar sıkılmadan beni dinlesinler istiyorum. Bunun iki tane yolu var. İki. Konuşmanın içinde iki şey varsa insanlar beni dinlerler. Bu iki şey yoksa insanlar beni dinlemezler. Tahmin eden var mı? İki faktör var konuşmanın içinde olması gereken. Konuşma hazırlanırken bunlara göre hazırlanmalı. Sunulurken bunlarla beraber sunulmalı. Bu iki faktör yoksa konuşmacı çok uzman olsun, çok düzgün konuşsun, bilgi çok kıymetli olsun. Yine de insanlar bir müddet sonra sıkılırlar, dinlemezler. Ama ikisi varsa saatler boyunca can kulağıyla sizi dinlerler. İki faktör. Tahmin olan var. Beyefendi. Merak. Bilim merak. Bravo. Tebrikler. Birincisi merak. Merak. Merak olmadan, biraz sonra söyleyeceğinizi merak etmeden insanlar oturup sizi dinlemezler. İlave ediyorduğunuz bir şey, buyurun. Siz demin dört tekniği anlatırken üçüncü
uyandıktan sonra onu merak ettirmek için bir yaklaşık yarım saat durdum. Sadece bir yarım sana değil ki. Bu konuşmanın tamamı, özellikle yaptığım bir tekniktir bu. Konuşmanın tamamı içerisinde biraz sonra söyleyeceğimi merak ettirmek konuşmanın ana gövdesidir. Doğru mu? Genellikle şu olur. Ben bazı ortamlarda soruyorum mesela. Dördüncü adımı anlatmadan önce bir ara vereyim mi? Hiç kimse demiyor ki tam ara verelim. Dördüncü adım çünkü insanlar çok merak ettiler. Karşımdaki insanların zihin dünyası hazır olmadan ben konuşursam o zaman boşa konuşuyorum demek. Önce zihni açmam, hazırlamam lazım. Merak ettirmeden konuşma olmaz. Keşke bütün konuşmalarında verdiğim mesaj az olsa, o mesajı merak ettirme periyodum çok olsa. En güzel konuşma böyledir. Çok teşekkür ediyorum. İkinci bir faktör daha var. Buyurun. Kendisini dinleten. Seyirciyle etkileşimli olması. Bu işin ömrünü uzatır. Doğru. Ömrünü uzatır. Ama aradığım ikinci cevap bu değil. Hanımefendi söyleyecek. Çok güzel söylediniz, beyefendinin de söylediğine ilaveten. Ama az önce ifade ettiğim gibi her konuşmada fıkra olmaz, güldürmek olmaz. Ama ne olur, ne olur? Bunlardan sonra çıkıyor, şu olur. İnsanlar sizi dinlerken bir, merak etmeli. İki, bir duygu yaşamalı. Duygu. İnsanı canlandıran bilgi değildir, duygudur. Çok etkili hatipler genellikle zihne hitap etmezler. Kalbe hitap ederler. Duyguyu canlandırırlar. Neyi kastediyorum? Yani sizi dinleyenler ya gülmeli. Bunun yolu fıkra şu bu. Ya gülmeli. Ya ağlamalı. Ya sinirlenmeli. Ya da şaşırmalı. Allah Allah demek. Bu dört duygu. Dört duygu varsa insanlar oturur ve sizi dinlenmez. Bir örnek vereceğim aklınıza sığınarak. Diyelim ki buraya sayın mali müşavirlerimiz toplandı. Bir konuşmacı geldi. Çok özür dilerim bu örneği veriyorum. Aklınıza sığınıyorum. Herkes o zamana kadar biraz sıkılmıştı. Kalem çeviriyor. Cep telefonuyla oynuyor. Yanında biri konuşuyor falan. Çıktı konuşmacı. Dedi ki kardeşim niye beni dinlemiyorsunuz? Vandalaklar, aptallar bir sürü hakaretler de buldu. Ne olur? Uyumakta olan uyanır mı? Başını kaldır ya. Ne diyorsun? Ya kendine bakar da kardeşim. Bunu söyleme. Rahat rahat bir yerde oturamaz. Çünkü sinirler. Duygunun en kötüsü bile insanı harekete geçirir. İki faktör kendini dinletme faktörüdür. Konuşacağımız konu, ortam, muhatap kitlesi, kim olursa olsun, ne olursa olsun, merak, duygu, merak, duygu, merak, duygu. Bütün konuşma keşke bunlardan ibaret olsa. Ve geldik hitabetin son noktası olarak. Etkili konuşmanın diğer unsurları. Çok uzun bir hikaye bu, çok uzun mesele. Bunun kolay yolunu biz yapacağız. Şunu yapacağım, herkesten katkı bekliyorum. Ben şimdi huzurlarınızda şu kürsüye geçeceğim ve bir konuşma örneği takdim edeceğim. Basit bir konuşma yapacağım. Bu konuşma hatalı bir konuşma olacak, yanlış bir konuşma olacak. Sizden ricam şu, konuşma sırasında müdahale etmeyiniz. Ama lütfen birazdan yapacağım hataları not alırız. Ya kağıda, ya telefonunuza, ya zihninize not alırız. Şimdi bir sürü hata yapacağım. Arkasından bu hataları sizden dinleyelim, alalım. Hataları temizleyelim. Merak ve duyguyu, sosyal cesareti ekleyelim. Ortaya canavar gibi mükemmel, muhteşem bir konuşma çıkmış olacak. Anlaştık mı efendim? Kurumumuz hazır. Şimdi bir konuşma yapıyorum. Kim olarak yapmamı istersiniz? Bana bir rol söyleyin. Kimi canlandırın? Şahıs değil. Ünvan bana söylerseniz iyi olur. Ben herhangi bir ülkenin nokta noktası olarak konuşmayayım. Kim yapayım? Milli Savunma Bakanı. Mali Müşavir. Mali Müşavir. Maliye Bakanı. Maliye Bakanı. Şimdi vergi camiamızı inşallah mutsuz etmeyiz değil mi efendim? İsterseniz şöyle yapalım. Vergi müdür yardımcısı olarak nasıl diyeyim? Tamam, Maliye Bakanı. Herhangi bir ülkenin Maliye Bakanı olarak konuşuyor.
hazende, sanayi, yok, mali müşavirler, o da senin çok değerli mensupları. Tabii biz de bugün Türkiye olarak mali konularda örnek alınan bir ülke konumuna gelmiş bulunuyoruz. Tamam başım. Bugün medeniyetimizde vergi bilincinin geliştirilmesi son derece önemli. Bizler ne yapıyoruz? Bu maksatla milletimizde şu anda vergi bilincinin oluşturulması için vergi haftası kutlamaları yapıyoruz. Arkadaşlar, vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Yani bunu açıkça söylemek lazım. Çünkü yetkili insanlar bazı şeyleri açık olarak ifade eder. Kusura bakmayın, özür diliyorum. Hala milletimizde vergisini ödemeyen, vergisini kaçıran şerefsizler var. Bunlar haydut. Haydut. Nasıl asabım bozuluyor? Oğlum, bu su açılmış değil. Şu suyu bir aç. Gel. Şimdi konuşma sırasında su açmakla uğraşmayın. Doldurun. İçin. Şimdi biz baştan beri vergi politikalarına şey yaptık. Bir kere ontoloji olarak yaklaştık. Yani biz bunu sadece devletin kalkınması, para kazanma davası olarak görmedik. Bizim beynel bilen sırada prestijimiz, onurumuz, haysiyetimiz açısından biz orayı kesinlikle ontolojik olarak düşündük. Ve bu çerçevede maliye politikalarımızı belirlemiş vaziyetteyiz. Dolayısıyla bu şimdi bugün mesela memleketin her tarafında burada yollar yapılıyor. Ondan sonra havaalanları nasıl yapılıyor bu? Vergilerle yapılıyor. Tabii devletimiz bunların konusunda zaman zaman bir mevzuat değişikliğine gidiyoruz. Buna kızıyorlar. Niye mevzuat, vergi mevzuatı niye değiştiriyorsunuz? Ya tabii değiştireceğiz. Azıcık şey yap, zahmete gir, oku, çalış. Vatandaş yan gelip yatıyor, denilmiş bazı böyle mükellefleri var, standart, alıyor faturayı, işliyor, tamam, olmaz. Hepimiz beraber, vatandaşlara katkı sağlayacak, gelişme nasıl olur? Böyle olur, yani, şimdi kusura bakmayın, bu vergi konusundaki bilinci de siz mali müşavirlerimizin de tam anladığını düşünmüyorum. Yani bu konuda biz istersen her sene vergi haftası düzenliyor. Hey yavrum hey. Vergi haftasının başından sona az bir şey değişiyor mu? Bana kusura bakmayın. Değişmiyor. Yine kaçıran kaçırıyor. Ondan sonra diyorlar mevzuatı niye değiştiriyorsun? Tabii değiştireceğiz. Ayıp bir şey ya. Neyse, ben
çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizlere konuşmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duydum. Çok istifade ettim bu konuda. Evet, saygılar sunuyorum efendim. Teşekkür ederim. Evet, kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Sonradan gelenler oldu. Beyefendi mesela sonradan katıldı. Allah'tan çıkmadınız bu nasıl? Biraz da daha nasıl çıkacaktınız? Sonradan gelen adam karşısında imajım nedir şu an? Şimdi birçok hata yaptı, doğru mu? Evet. Böyle konuşan insan var mı? Var. Az mı? Doğru. Maalesef çok cevap. Peki ne hata yaptığını sizlerden yorumlar alıyoruz. Şunu rica ediyorum yalnız. Çok teşekkür ederim grubumuza ki çok kişi aynı anda el kaldırdı. Yorum yapmak isteyen çok var. Bir yorum yapan kişi süratle bir hata söylesin ki daha çok insana söz hakkı verebilmiş olayım. Oldu mu efendim? Bir yorum yapan bir hata söyleyecek. Buyurun. Kemeri sıkmamış. Kemeriyle oynadı. Bu bir hata mıydı? Hata mı? Toplum önünde yapılacak iş değil. Dikkatimizi çeker miydi iyi bir konuşma olsaydı? İçerik güçlü olsaydı bu dikkatimizi çekmezdi. Ama içerik çok zayıf olduğu için dikkatimizi konuşmacının kendisiyle ilgilenmesi çekti. Buyurun. Diksiyon. Ne o? Diksiyon. Diksiyon kötü müydü? Zaman zaman bazı harfler yanlış telaffuz edildi. Doğru söylüyorsun. Buyurun. Göz teması yok. Bu konuşmacının en büyük günahı belki de bu. Birinci olmasa da ikincisi budur yani. Göz teması yok. Göz teması 5 saniyede sınırlı kalmaz. Göz temasının tamamında olması lazım. Yani burada konuşmacı göz temasını hiç kullanmadı. Niye? Önüne bakıyor. Bazen slaytlar varsa slaytlara bakıyor. Birisinden bir şey isteyecekse onu süredir. Siz hakkınızı helal edin. Diyankosu da burada yani. Ona bakıyor. Onun dışında göz teması yok. Göz teması kurmamak ne anlama geliyor? Siz de insan mısınız demek. Tamamen bu. Siz de insan, gözüne bakılacak adam mısın sen? Bu o demek. Göz teması kuran insan önemseme duygusunu hissettirmiş oldu. Peki başka? Ne hata var? Buyurun. Dik durma dedim. Yamuk durdu. Duruş yamaç açısından sıkıntıları. Buyurun. Bir kelimeleri çok çıkardı. Bravo. Buyurun. Argo kelimeler. Konuşma içerisinde bu tip kelimeler, konuşmacı bunu söylemekte haklı olsa bile konuşma nezaketini kirletiyor. Doğru değil mi? Konuşmacının saygınlığını zedeliyor. Böyle konuşma yapan da çok insanda var. Başka, hanımefendilerden yorum alalım. Ceketi ilikli olmadı. Genellikle ilikli olmayan daha çok zaten. Ama şöyle bir hata yaptım ben, ilikliyken orada açtım. İlikli çıktım, orada açtım. Rahatladım yani buraya çıkacağım. Aklım. Kendini güveni yok. Öyle mi? Peki şunu sorayım. Kendini güveni yok diyor hanımefendi. Konuşmada da biraz artist deva var mı? Artist o zaman kendine güveni var. Ama karşısındaki insana saygısı yok. İsterseniz böyle ifade edelim. Buyurun. Dinleyiciye hakaret ediyor. Siz de anlamadınız bu mevzuyu. Vergi haftası düzenle düzenle. Yani yavrum herif. Mali müşavir işte. Oradan kaçırıyor buradan. Karşısındaki insanı karşısına bakıyor. Karşısındaki grubun bir bölümünü de alsa, bir tanesini de alsa bu yine konuşma saygınlığını gölge düşürür ki bunun bir örneği de olumsuz getir yaklaşımıydı değil mi? Evet. Gruptan bir kişiye emretmek, şunu yap, git, doldur. Bunlar yine konuşma saygınlığını kesinlikle olumsuz etkiliyor. Son iki tane yorum alayım hanımefendi. Konuş çok güzel. Çok güzel yakaladınız onu. Konuşma boyunca ses tonunda bir vurgu, iniş çıkış dalgalanma yok. Başladığı gibi devam eden bir ses tonu var. Çok güzel. Çok büyük bir hatası var bu konuşmacının. Çok büyük henüz söylenmedi. En arkadaki hanımefendi siz efendim. Merak uyandırmadı. Merak uyandırmadı. Zaten öyle beklentimiz de yok. Bu aşamaya zaten gelemedi. Son cevap alıyorum demiştim. Bak bir tane daha cevap alalım. Siz beyefendiler alalım. En arkadaki beyefendi. Buyurun. Konuşmaya girişi düzgün yapamadı. Girişi düzgün yapamadı. Gruba
Bir de pot kırmak değil mi? Sanayi odası diye başlayıp da manevi şahede çevirmek, o da pot kırmak. Doğru, bunların hepsi hata. Ben ifade edeyim ama halen evler havada, bunun için teşekkür ederim. Çok kişiye birden söz versem iyice uzayacak iş diye ben müsaadenizle özetliyorum. Konuşmacının yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi de şuydu. Bu konuşmacıda el kol hareketi yok, jest, mimik yok. Bundan daha büyük hata, yüz sabitliği dediğimiz bir hata var. Yüz sabitliği. Bu konuşmacı başlıyor, surat böyle. Bitiyor, surat böyle. Kızıyor, surat böyle. Huzurlarınızla konuşmaktan büyük lezzet aldım diyor, surat yine böyle. Suratta değişiklik yok. Surat standartsa, sabitse bu ne demek? Konuşmada duygu yok demek. Duygu yok. Kendisi anlattığından etkilenmemiş demek. Dolayısıyla kendi anlattığı kendisi dinliyor. Kendisi de inanmıyor. Karşısındaki insanlar onu nasıl dinlesinler? Bundan da daha büyük hata. Bundan da daha büyük hata var. O da nedir? Şu. Bütün bu hataların hepsinin kendisinden doğduğu merkez hata. Merkez hata şu. Konuşmacı istekli değil. Mecburen konuşuyor. Zorla çıkarmışlar. Başkan namına sahip birçok insanın böyle bir handikapı vardır. Sizi tevzih ederim. Birçok başkanın böyle bir handikapı vardır. Milletvekilinin böyle, belediye başkanının böyle, bakanın böyle. Her gittiği ortamda o başkan bir konuş. Bunun var mı sizce? Yok. Akılda kalır mı? Anlatılır. Çok dillendiğini anlatılır ya. Bir konuşmacı varmış, konuşma yapmış. İnsanlar çıkmış, birisi arkadaşına sormuş. Demiş ki, içeride konuşmayı ne konuştu? Neler neler konuştu. Ya ne anlattı, nereden nereden bahsetti. Bir tanesini söyle, akılda kalan bir şey yok. Bu da ona benzer bir örnek olarak zihinlerde kalmış olur. Hepsini özetleyelim. En önemli noktaları gündeme taşıyalım. Etki uyandırmanın püf noktaları şunlar. Göz teması şart. Jest mimik kullanımı şart. Ses değişkenliği şart. Az önce ifade ettik merak ve duygu uyandırma ve bunların yolu olarak örnekler kullanma, bu da şart. Şimdi toplum önünde kendini ifade edebilmeyle ilgili temel noktaları özetlemiş, paylaşmış olduk. Şimdi gelelim ikinci ana başlığımız olarak ve mali müşavirlerin karşısındaki insanlarda uyandırdığı intiba, güven duygusu açısından çok önemli, kritik role sahip olan kişisel imaj yönetimi konusuna. Şimdi saygıdeğer misafirlerimiz, imaj çok önemli. İmaj ne demek? İmaj şu demek. Karşımdaki insanlar beni nasıl algıladılar? Yani Muhammed nasıl insandır diye sorulduğunda nasıl cevap verdiler? Bu izlenimi oluşturan faktörlerin toplamına biz imaj faktörleri diyoruz. Ve imaj faktörleri bir değil, iki değil, bir sürü ayrı alt faktörler oluşuyor. Ama bunlardan bir tanesi imaj faktörleri içerisinde başak faktör olarak karşımıza çıkıyor. İmaj faktörlerinin en önemli etkileyicisi, en değerli olanı başak faktörüdür. Bu başak faktörün ne olduğunu ben anlatmayacağım. Fotoğraflar yardımıyla paylaşacağız. Şimdi arka arkaya sizlere birçok fotoğraf takdim edeceğim. Bu fotoğraflar hassas zamanlarda çekilen ve önemli insanların fotoğrafları. Bu fotoğraflarda bir ortak nokta var. Bu ortak noktayı yakalamanızı rica ediyorum. Çünkü ortak noktayı yakaladığınızda o zaman imaj yönetimindeki başat faktörün, en önemli faktörün ne olduğu ortaya çıkmış olacak. Yani imajımızı özellikle ilk izlenimin %75-80 oranında etkileyen temel faktör şimdiki fotoğraflarda gizlenmiş olacak. Başlıyoruz. Gördüğünüz fotoğrafta George W. Bush Avustralya Meclisi'nde konuşma yapıyor. Irak Savaşı'ndan önce yapılan bir konuşma ve asker talep ediyor Irak için Avustralya Meclisi'nde, önemli bir konuşma. Aynı Bush'u görüyoruz, Saddam yakalanmış, dünya kamuoyuna bunu ilan ediyor. Bu ne demek? Çok önemli bir gelişme. Dünyada bütün televizyon kanalları yayını kesmiş, ekranda Bush'un bu görüntüsü var. Doğru değil mi? Herhangi bir
bir zaman değil. Yani şunu ifade ediyorum. Evde ne vardıysa giydim de çıktım denecek bir zaman değil. Çok önemli bir zaman. NATO zirvesi 2004 yılında İstanbul'da gerçekleşiyor. Sayın Başbakan liderlere Topkapı Sarayı'nda bir yemek ikram ediyor. Orada yemeğin çıkışında Bush'la çektirdikleri fotoğraf. Bu gördüğünüz 2005 yılında Sayın Başbakan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde Beyaz Saray'da çekilen bir fotoğraf. Dikkat buyurunuz, tarihler önemli. Bu 2005. 2 yıl sonra 2007 yılında Sayın Başbakan bir başka resmi ziyaret için yeniden Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Bush'la bir görüşme daha yapıyor. Bakınız, tekrar gösteriyorum. 2005, 2007. 2 yıl sonra, tarih 2009 olduğunda Sayın Başbakan Amerika Birleşik Devletleri'nde bir resmi temasta daha bulunuyor. Bu defa karşısında Obama var. Ortak noktayı görüyorsunuz değil mi? Devam ediyorum. 2013 yılı geldiğinde, yani bu yıl Sayın Başbakan yeniden Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor ve Obama ile bir basın toplantısı düzenliyorlar. 2008 yılında devir teslim merasimi yapılacak. Eski başkan ve yeni başkan Beyaz Saray'ı geziyor. Dünyanın bütün televizyonlarında, gazetelerinde çıkacak olan bir fotoğraf, arkamda gördüğünüz fotoğraf. Bu gördüğünüz Hüseyin Obama'nın nerede verdiği bir pozdur. Neresi burası? Nereye iniyor? Uçak deniyor, nereye iniyor? İstanbul Atatürk Havalimanı, Obama'nın Türkiye topraklarına attığı ilk adımı görüyoruz. Türkiye topraklarına attığı ilk adımı görüyoruz. Arkamda gördüğünüz pozda. 2012 yılı nükleer güvenlik zirvesi, dünyanın en önde gelen devletlerinin liderleri o zirvede bulunuyor. Gördüğünüz gibi yine Sayın Başbakan Obama bir görüşme daha yapıyorlar. Ve son olarak takdim ediyorum, Obama zafer kazandığı zaman kendi kamuoyuna ve uluslararası kamuoyuna yaptığı zafer konuşmasını izliyoruz. Kasım 2012. Yüzünde zaten zafer mutluluğunu görüyoruz. Şimdi gördüğünüz resimlerde ortak nokta ne var? Mavi kravat. Doğru. Başka? Beyaz gömlek. Başka? Lacivert takım elbise. Düz ve desensiz lacivert takım elbise. Düz desensiz beyaz gömlek. Düz desensiz mavi kravat. Tesadüf olma ihtimali var mı? Bir başbakan Amerika'ya her gittiğinde aynı kıyafet giyilir mi? Benzer. Bizim başbakanın giydiğinden bahsetmiyorum. Bizimki iki defa üst üste giyinmiş. Amerika'nın başkanları, Sayın Başbakan her geldiğinde aynı kıyafetle giyilmiş değil mi? Bu niye bu? Bu tesadüf değil. Niye giymişler? İmaj yönetiminde başlat faktörü biz buradan anlıyoruz. İmaj yönetiminin, yani nasıl algılandığınız izlenimini oluşturmanın temel taşı, başat faktörü nedir? Renklerin yönetimidir. Renk yönetimi. Türkiye'de yok ama Amerika'da ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde bir bilim dalı oluşmuş. Color psychology diye, renk psikolojisi. Renk psikologları şunu araştırıyorlar. Biz diyorlar, mavi gördüğümüz zaman bundan nasıl etkileniyoruz? Kırmızı gördüğümüz zaman nasıl etkileniyoruz? Yeşil gördüğümüz zaman nasıl etkileniyoruz? Bilinçaltınız nasıl bir duyguyu çağrıştırıyor o renkleri gördüğünde? Bunu araştırmışlar. Ve bunların sonucunda, araştırmaların sonucunda kararlılık düzeyinde bazı renklerle ilgili sonuçlar ortaya çıkmış durumda. İşte imaj yönetiminde ilk izlenim oluşturmada temel faktör, başlat faktör budur. Renklerin yönetimidir, renklerin değildir. Saygıdeğer misafirlerimiz, biz bir insanın üzerindeki kıyafetleri üç bölgeye ayırıyoruz, üç bölgede inceliyoruz. Bunlardan bir tanesi ana unsur dediğimiz, en çok, üzerimize en çok görünen renk. Takım
elbise giyen insanda takım elbisenin rengi nedir? Bana onu sor rengi. Takım giymiyor. Şöyle bakıyorum tepeden tırnağa. En çok hangi renk var üzerinde? O renk onun ana unsur rengidir. İmaj yönetiminde bu ana unsur rengi önemlidir. Önemli. Ama bundan daha önemlisi var. Bundan daha önemli olan fon unsur dediğimiz bölgedir. Fon unsur gömlek, bluz veya kazak yerine veya tişört yerine kullandığımız unsurdur. Yüzün devamında olan kısımdır fon unsur. Fon unsur çok önemli. Çünkü bizim şahsiyetimize dair algılar fon unsurdan şekillenir. Yani bu insan nasıl insandır? Güvenilir bir insandır. Yani yaramaz adamdır. Bu genellikle takım elbiseden ziyade gömleğe bakılarak elde edilen bir izlenimdir. Dolayısıyla imaj yönetiminde bu fon unsur çok önemli. Başörtüsü fon unsurdan mı değerlendirilir? Ana unsurdan mı değerlendirilir? Bir de üçüncü aksesuar var. Aksesuardan mı değerlendirilir? Başörtüsü eğer düz renkli başörtüsüyse bu fon unsurdan değerlendirilir. Ama tarif etmek için söylüyorum. Cafcaflı, uzaktan dikkatini çeken, rengiyle bir başkalık arz eden bir başörtüsüyse o zaman bu aksesuardan değerlendirilir. İkisi arasında fark var. Şimdi bunlarda neyi tavsiye ediyoruz? Bunları paylaşıyorum. Bunlardan tabii en önemlisi fon unsur. Bundan sonra ikinci önemli ana unsur. Aksesuar kısmı serbesttir. Başlıyoruz ana unsurda tavsiye ettiğimiz renkler. Ana unsurda tavsiye ettiğimiz üç tane renk var. Bunlardan birincisi lacivert'tir. Merhum Sabancı'yı görüyoruz. İkinci bir örnek Hillary Clinton. Lacivert rengi. Lacivert nasıl bir anlam taşıyor? Buyurun. Güven tam anlamıyla değil. Lacivert'i biz çok seviyoruz. Bak, mali müşavirle de çok iyi yakışır. Çok iyi. Yani aday, sizin için aday diyeceğiniz birisiyle görüşmeye gidiyorsunuz. Kendinizi takdim edeceksiniz. Lacivertlerle beraber gitmek çok avantajlıdır. Niye böyledir? Çünkü lacivertin uyandırdığı izlenim şudur. Bu insan uzman. Bu işini iyi yapar. Profesyonellik ve uzmanlık izlenimi uyandıran bir renkte. O yüzden lacivert çok iyidir. Ondan sonra tavsiye ettiğimiz ikinci bir renk var. Alanızda tavsiye ettiğimiz kahverengi. Evet, siyah olduğuna göre aksini savunma herhalde uygun olmaz. Bir siyah, bir de gri. Bu üçü ana unsurda tavsiye ettiğimiz renklerdir. Bu üç renk dışında olmaz. Olmaz. Hanımefendilerde sadece açık renk olabilir. Takım elbise yerine beyaz renk veya pembe renk tercih edilir. Erkekte pembe takım elbiseyi pek tercih ediyoruz. Sosyal cesaret olsun diye eczaneye giderken terkik giyiyoruz. Fabrika kadı çok. İkinci tercih ettiğimiz, sizin Sayın Bakan hanımefendiyi görüyoruz. Gri rengi. Gri rengi olgunluk ve saygınlık rengidir. Güzel bir izlenim bırakır. Bir tane yan etkisi var. Yan etkisi nedir? +4 yaş etkisi vardır. 40 yaşındaysa 44. 44 ise 48 gösterme etkisine sahiptir. Üçüncü olarak tavsiyemiz siyah rengidir. Olan alemlarda görüyoruz. Siyah daha çok vergi dairesi yöneticilerine uygun olur. Siyah rengi güç ve otoriteyi temsil eder. İnsan olduğundan biraz zayıf gösteriyor. Bu anlamda da bir katkısı var. Bizim birinci sırada tavsiye ettiğimiz bir renk değil. Lacivert ve gri ondan daha iyi renklerdir. Ama siyah da yine beğendiğimiz, saygınlık izlerini veren, güçlü gösteren bir renk özelliğine sahiptir. Şimdi altı çizilmesi gereken çok önemli bir bilgi paylaşmak istiyorum. O da şu. Bu siyah rengi güzeldir. Lacivert güzeldir. Gri güzeldir. Bunların hepsi ana unsurdayken güzeldir. Gömlek yerine geçtiğinde, fon unsura geçtiğinde bunlar kötüdür. Çirkin. Bozuk. İyi renkler değildir bunlar. Şu bölgenin koyu renk olması düşünülemez. Hiç Sayın Başbakan'ı siyah gömlekte gördünüz mü? Sayın Cumhurbaşkanı'nı siyah gömlekte gördünüz mü? Hatırlıyor musunuz böyle bir şey? Sayın Obama'yı gördünüz mü siyah kazakta, siyah gömlekte? Gördünüz mü? Yok.
gölge koyu renk olursa güvensizlik izlenimi uyandırırsınız. Yani bu benim defterlerimi iki ay tutar, üçüncüsünde yok. Ruh. Nerede? Sana çizmeli Mehmet abi. Böyle bir izlenim oluşturursun, gerçek öyle olmasa bile. Şu bölge koyu renk olamaz. Hep ruhtur. Kesinlikle açık renk olması lazım. Estağfurullah yani. Tabii latife ettiğini biliyorsunuz. Ama açık renk olması lazım, bu çok önemli. Peki ne olabilir? Neyse, isim üzerinde düşünmeye gerek yok. Dört tane renk tavsiye ediyoruz. Konusunda bunlar nelerdir? Birincisi beyaz. Beyaz, saflık, doğruluk ve temizliği sembolize eder. Arkadaki örneklerde gördüğünüz gibi doğruluk ve temizlik beyazla sembolize edilir. Beyaz çok iyi. Gerçekten bütün gömleklerimizin %70'i beyaz olsa, erkek için de söylüyorum, kadın için de söylüyorum. Bu çok iyi. Beyaz, beyaz, beyaz. Beyaz çok iyi. Peygamberimizin hadisi var. Renklerimizin güzeli. Beyazdır, beyaz giyinin diye. Sayın Kusan özellikle boyun. Güven adresi olarak ülkemizin geleceğini görüyoruz. Onunla. Erken demiş kazançlı sağlıyoruz. Cem Uzan beyaz gömleği özellikle giymiş birisidir. O yüzden örnek olarak kendisini koydum. Bir imaj danışmanıyla çalıştı. Ali Taran. Bravo. Ali Taran. Ali Taran beyaz gömleği şu şekilde giydiriyordu kendisine. Normalde bedeni diyelim 38 bedense 37 daha kesin diktiriyor. Böyle bolluk olmasın diye. Tam vücuda oturacak. Aklınıza sığınıyorum. Giydirirken gömleği içinde atlet fanila yok. Direkt giydiriyor. Özellikle bu, özellikle. Giydiriyor. Sonra bir sprey var. Sürekli nemli tutan. Bu sprey yardımıyla nemlendiriyor. Ceket yok. Kravat yok. Kolların düğmesi açık ve kollar sıvalı. Şu çene bir karış yukarıda. Yumruklar sıkıldı. Nasıl mesaj veriyor? Bunların hepsi titizlikle özellikle atılmış adımlar. Sonuçta başarılı. Beklenenden çok daha yüksek o ya. Asla barajar şu. Şimdi olsan erkek baraj düzenlemesi kaçacaktı yani. Sonuç. Niye bunları yapıyor? Ben terlemeye geliyorum. Çalışmaya geliyorum. Beni masa başında oturanlarla karşılaştırmayın. Ben farklıyım. Bu mesajı veriyor. Ve güven mesajını veriyor. Doğruluk mesajını veriyor. Yani seçilebilecek en güzel renk. Beyaz renk. Düşünün artık. Öyle bir sonuç çıktıysa beyaz tercih etmek lazım. İkinci olarak tercih ettiğimiz renk nedir? İkinci renk. Açık mavi rengi. Mavi deyince aklınıza birisi geliyor mu? Ecevit mavisi diye bildiğimiz bir mavi var. Mavi rengin özelliği nedir? Mavi. Bak benim tam Ecevit mavisi. Bir ayağa kalkar mısınız? Yok sizinki Ecevit değil. Sizinki benim mavisi olur. Sizinki bir ayağa kalkar mısınız? Şöyle bir gruba döner misiniz size zahmet? Tam Ecevit mavisi değil mi? Tam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mavi tek kelimeyle güven ifade ediyor. Güven. Bakın. Türkiye'de ve dünyada önde gelen şirketler, bunlar uluslararası büyük şirketler. Logo tasarımı tamamıyla nedir? Mavi. Bakalım mavi müşavirler odasına. Mavi. Mavi güven unsuru taşıyor. Güven. Mavi az önce gördüğümüz ama bu örneklerdir, kravat, aksesuarda bol bol gördük. Güven mesajını veriyor. Sonra geldik pembeye. Üçüncü tercih ettiğimiz renk lila veya pembe rengidir. Pembe nasıl bir anlamı var? Bu sizin için çok önemli. Bu pembe sizin için çok önemli. Bakın mali müşavirler için çok önemli bu pembe. Avukata yaramaz. Öğretmene yaramaz. Doktora yaramaz. Bu mali müşavir rengidir. Niye? Araştırma çok ilginç. Bakın çok ilginç bir şey söylüyorum. Bunların hepsi deneysel psikoloji unsurlarının yapmış olduğu araştırmalar sonucunda bulgulanıyor. Bir araştırma sonucu çok ilginç. Araştırmaya göre insanlar pembe rengi gördüklerinde daha kolay para ödemesi yapıyorlar. Öyle de neymiş? Taksiyat rengi pembe rengi. Uluslararası büyük çaplı marka
kasayı tamamen pembeye boyuyor. Niye? Nakit ödeme hızlansın diye. Çünkü pembeyi gördü mü vatandaş, bilinçaltını takip hemen elini cebine atıyor. Daha çıksa da kadar bir şeyler. Hem de böyle bir özelliği. Bakalım gösteriyorum. Bakın bu resim gerçek bir resimdir. Türkiye'de var bunun örnekleri var. Reklam olsun olmasın diye söylemeyeceğim. Örnekleri var. Detaya girersem zaten ne olduğu ortaya çıkacağım ama. Hem de rengi kullanılır. Ödemeyi hızlandırmak için. Aynı zamanda pozitif ruh halini, olumlu duygusal beslemeyi gerçekleştiriyor. Pozitif ruh halini tetikliyor. O yüzden de bizim pembe sevdiğimiz renkler içerisinde vardır. Şimdi çok önemli başka bir noktaya geldik saygıdeğer misafirlerimiz. Şifre kuralları. Bu renkler güven duygusu uyandırmak için falan. Bir de imaj yönetiminde şifre kuralları var. Bakın gördüğünüz resimde Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi Almanya Cumhurbaşkanı Wolf, Christian Wolf ve onun hanımı, bu da işte Hatice Wolf, Emine Wolf neyse adını bilmiyorum, Sayın Bayan Wolf. Bunlar Çankaya Köşkü'nde bir ziyarete geliyorlar ve basın mensuplarının karşısında fotoğraf çekiyorlar. Burada hepsinin birden dikkat ettiği bir tane kural var. Bana söyler misiniz? Bir kural. Eşleri değişmişler. O protokol kural. O protokol kural. Şeyin imaj değil. Bakın bir tane daha gösteriyorum. Bir tane daha. Aynı kural burada da var. Bizim Cumhurbaşkanlığı protokol kurallarına ve imaj yönetimine çok dikkat eder. Sayın Abdullah Gül geldikten sonra çok dikkat etti buna. Çok dikkat eder hale geldi. Aynı şekilde protokolün dünya çapındaki babası bunlardır. İngiltere. Protokol, adab-ı muaşeret, imaj yönetimini ortaya çıkaranlar zaten bu İngiliz krallığı. Gördüğünüz Kraliçe Elizabeth, bu da Dük. Dük yani, namı Dük yani adam. Çağırsak Sayın Dük diyeceğiz. Adını hatırlamıyorum. Bu da Ali İhsan. Böyle bir adam yani. Şimdi burada da aynı kural geçerli. Bakın önce neyi gösteriyorum? Bakalım. Şık görünmek için bir kural. Aynı kural burada da var. Ne var? Buyurun. Kardeşim söyleyecek. Ne var? Renk uyumu var. Çok güzel. Başka bir şey daha var. Önce düğmeli olacak. O Allah'ın emri diyelim. Buyurun. Gülümsüyor orada Allah'ın emri. Çanta erkeklerde yok ama değil mi? Bayanlar bir küçük cep telefonu falan koysun diye çanta. Buyurun. Dik vurmuş 120 saniye. Dik duruyorlar. Ya ben söylüyorum. Şıklık kuralı 3 tane var. 1. Renk sadeliği kuralı. Şu bir kuraldır saygıdeğer misafirlerimiz. Bir kuraldır. Erkeğin üzerinde 3 renkten fazla olmayacak. 3 rengi geçerse bakıyorum. Paketten ayakkabıya. Bakıyorum. 3 rengi geçerse şık değil. Kadınlar şu anda çok tehlikeli bir şey söyleyeceğim. Grubumuzda hanımların yarısı ortamı terk edecek. Hanımefendilerde 2 renkten fazla varsa şık değil. Rüküş. Bütün renklere bakıyorum. Yalnız şöyle bir kural var. Aynı rengin farklı tonları tek renkten sayılır. Yani açık mavi, koyu mavi beraber varsa bu mavi. Mavi demek. Bununla beraber mümkünse kadınlar için söylüyorum tek renk. Daha şık. Bakın görüyoruz. Tek renk değil mi? Tek renk değil mi kraliçe? Tek renk. Tek rengin tonları orada görüyorsunuz. Tek renk. Olmazsa iki renk. Her tekte üç renk. Birinci kural bu. İkincisi deri ve takı uyumu kuralı. Üzerindeki derilerin tamamı aynı renk olması lazım. Takı varsa takıların hepsinin aynı renk olması lazım. Erkek için bir başka protokol kuralı ifade edeyim. Bu erkek için geçerlidir. Eğer takım elbise giyiyorsa, yani resmi giyinmeyi tercih ettiyse, kol saatinin deri kayışlı olması lazım. Metal kayışlı kol saati olmaz. Protokol kurallarına, imaj yönetimine aykırıdır. Üçüncü kural, bu da ten uyumu kuralı. Ten uyumu. Ten uyumu şu demek, insanlar ikiye ayrılırlar. Ten renklerine göre, daha doğrusu bizim ifademizle konuşayım, deri altı doku rengine göre insanlar ikiye ayrılırlar. Bir kısmı sıcak, bir kısmı soğuk insandır.
Bu rengi göre ben soğuğum mesela. Kendim soğuk bir insan değilim. Ama deri altı boku rengi soğuk. Beyaz yani, beyaz yani. Doğru mu? Bir de daha esmer, daha sarı renge sahip olanlar var. Onlar da pembe, sıcak renkler. Şimdi sıcak renge sahip olan kişi kıyafetini sıcak renkten tercih etmeli. Soğuk renge sahip olan kişi kıyafetini soğuk renkten tercih etmeli. Bu da şıklık anlamındaki kurallardan bir diğeridir. Şimdi iletişim bilgilerini ekranda gösteriyorum. İmaj yönetimiyle ilgili ve toplum önünde konuşma hitabet sanatıyla ilgili temel noktaları kısaca özetlemeye, ifade etmeye çalıştım. Ümit ediyorum bunların faydasını görürsünüz ve ümit ediyorum meslek hayatınızda bunlar gerçekten size başarı sağlama yolunda önemli kazanımlar elde ederler. Son bir hikaye paylaşmak istiyorum. Benim çok önem verdiğim, çok sevdiğim, çok değerli gördüğüm bir hikaye. Ben eğitim konum ne olursa olsun bu hikayeyle bitirmeyi seviyorum. Çünkü bazı önceliklerimiz olmalı. Bu öncelikler her şeyden daha önde olmalı. Hitabetten de daha önemli, imaj yönetiminden de daha önemli, beden dilinden, liderlikten, iletişimden de daha önemli olan hiç unutulmayacak bir değerimizden bahsetmek istiyorum. Kısaca bir kısacık hikayeyle beraber. 3 dakika sürmeyecek. Bunu anlatıyorum lütfen sizler de başka insanlara anlatınız. Gerçekten çok hoşuma giden bir hikayedir. Vaktin birinde bir delikanlı kahve içiyormuş. Kahve içtiği fincan basit düz bir fincan değil. Nakışlı, oymalı, sanatlı, işlemeli, yaldızlı, saray usulü bir fincan. Eline almış fincanı. Demiş ki, ya ne güzel fincan. Şuna bak. Ne kadar asil, ne kadar harika derken, hikaye bu. Fincan dile gelmiş, konuşmaya başlamış. Demiş ki, abi, sen biliyor musun ben neler yaşadım? Biz bu hale kolay gelmedik. Ne zorluklar atlattım, ne güçlükler geçirdim. Biliyor musun? Biz böyle bir anda olmadık. Delikanlı demiş ki bilmiyorum. Bilmiyorum. Anlat. Anlattığını dinleyeceğim. Fincan anlatmaya başlamış. Demiş ki abi benim hikayem çok eskidir. Başlangıçta ben bir toprak parçasıydım. Bir usta geldi beni topraktan aldı. Ben bağırdım, feryat ettim. Ne yapıyorsun dedim. Beni yerimden, yurdumdan etme. Sevdiklerimden beni ayırma. Ben bağırdım. Ustam son derece olgun bir insandı. Dedi ki, merak etme. Sonunda niye seni oradan aldığımı anlayacaksın. Sonra ustam beni suyla karıştırdı. Toprağım ya ben. Çamur oldum ben. Ve beni yoğurmaya başladı. Yoğurdu. Bir kıvama geldim. Hamur olduktan sonra ben tam ortama doğru yumruklar savurmaya başladı. Vurdu. Bağırdım ben. Canım yanıyor. Vurma. Ne yapıyorsun? Ustam dedi ki biraz daha dayan. Dayan, niye bunları yaptığını sonunda anlayacaksın. Sonra ustam beni aldı, bir kulp taktı bana ve beni fırına koydu. Ateş verdi, yandım ben yine bağırdım, yandım. Ustam dedi ki dayan, az kaldı. Birazdan niye bunları sana yaptığını anlayacaksın. Sonra ustam beni fırından çıkardı. Yonttu, oydu, çizdi, boyadı. En sonunda ben o senin elinde tuttuğun o muhteşem saray usulü harikulade fincana dönüştüm. Delikanlı demiş ki anladım. Hakikaten zor bir hayat, hazin bir öykü. Yalnız bir şey anlamadım.
Güzel yani, anladım da bunu bir şey anlamadım. Bunu bana niye anlattın? Yani benimle ne alakası var bunun? Fincan demiş ki, abi ya ne demek seninle ne alakası var? Bizim seninle neyimiz farklı? Bizim seninle neyimiz farklı? Ben bir toprak parçasıydım. Sen de bir toprak parçası değil miydin? Benim bir ustam var. Senin de bir ustan yok mu? Benim ustam geldi beni topraktan aldı. Senin ustan da seni topraktan aldı. Benim ustam benim hoşuma gitmeyen, bana zor gelen birçok şeyler yaşattı bana. Senin ustan da sana zor gelen, senin hoşuna gitmeyen birçok şeyler yaşatıyor sana. Ben dayandım, sabrettim. Sonunda benden bir sanat eseri çıktı. Sen de dayan, sabret. Sonunda senden de bir sanat eseri çıkacak. İşte... Hayatımız boyunca hangi rolde, hangi konumda, hangi meslekte bulunursak bulunalım. Acizane kanaatimce bir kardeşiniz olarak bunu ifade ediyorum. İmaj yönetiminden daha önemli olan, toplumlar önünde düzgün etkili konuşmaktan daha önemli olan değer, ustayı hep hatırlamak, hiç unutmamaktır. Çok teşekkür ederim. Kahvenin çok bir hakkı var değil mi arkadaşlar? Karşıda sizin müdürünüz olmuş başkanım. Hocam bu güzel konuşmalarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyoruz.